Hepinize merhaba. İskele Sancağı'na hoş geldiniz. Sayın seyirciler, hep kalabalık iskele sancaklarla geçtiğimiz haftalarda uzun bir süredir karşınıza çıkmıştık biliyorsunuz. Zaman zaman iskele sancakta tek kişilik konuklarımız da oluyor. Bir portreyi sizlere sunuyoruz. Ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman böyle de böylesi programlar da yapıyoruz. Bu akşam da, bu gece de onlardan biri karşınıza gelecek. Sizlerden istek de geliyor bu doğrultuda. Zaman zaman o kalabalık tartışmalardan ziyade bu tür programların yapılması doğrultusunda. Biraz da bu talepleri de göz önünde bulundurarak bu akşam çok ilginç bir konuğu sizlerle tanıştıracağız. Çok ilginç bir ismi sizlerle tanıştıracağız. Oktay Sinanoğlu adı benim açımdan kişisel olarak yabancı olmadığım bir ad. Özellikle zaman zaman yaptığı çıkışlarla tanıdığımız bir isimdi Oktay Sinanoğlu. Ancak son dönemlerde yeni çıkan bir kitap elime geçti. Oktay Sinanoğlu kitabı bu kitap ve kapağında şöyle bir isim var: Türk Einstein'ı. Bu çok dikkatimi çekti benim. Oktay Sinanoğlu'nu daha yakından tanımama da vesile oldu bu kitap. Bu kitapta Oktay Sinanoğlu'nun en azından benim için kişisel olarak benim açımdan tanımadığım birçok yönü var. 1962 yılında henüz 26 yaşındayken Amerika'nın çok önemli üniversitelerinden birinde, Yale Üniversitesi'nde dünyanın en genç profesörü unvanını aldı. İki kere Nobel'e aday gösterildi. Kimyaya matematiği soktu, moleküler biyolojinin kurucularından fizik, astrofizik, nükleer fizik gibi bilimin çeşitli dallarında bir harika çocuk. Oktay Sinanoğlu'nun bu yönlerini ben bilmiyordum. Hem bu yönleriyle tanışmış olduğum Türk Einstein'ı adlı bu kitapla hem de daha önce zaman zaman bildiğimiz fikirleriyle tanışmış olduk. Oktay Sinanoğlu emperyalizm üzerine, yabancı dille eğitim üzerine, Batı karşıtlığı, küreselleşme üzerine çok çarpıcı, ilginç fikirler ortaya atıyor. Bu gece gerçekten çok önemli bir ismi ağırlıyoruz. Onun fikirleriyle sizleri tanıştıracağız. Oktay Sinanoğlu bizlerle kısa bir aradan sonra. Evet, yeniden merhaba. İskele Sancağı'na yeniden hoş geldiniz diyoruz. Sayın seyirciler, bu gece bir bilim adamı konuğumuz olacak. Uluslararası çapta Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biriyle karşınızdayız. Bu gece konuğumuz Oktay Sinanoğlu. 1962 yılında henüz 26 yaşındayken, az önce de belirttiğim gibi, Amerika'nın Yale Üniversitesi'nde dünyanın en genç profesörü oldu Oktay Sinanoğlu. İki kez Nobel'e aday gösterilmiş ilk Türk. Kimyaya matematiği sokmuş, moleküler biyolojinin kurucularından fizik, astrofizik, nükleer fizik gibi bilimin çeşitli dallarında çalışmalar yapmış, çok önemli çalışmalar yapmış. TÜBİTAK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kuruluşlarında yer almış. Türkiye'de bilimin gelişmesi için büyük mücadeleler vermiş bir isim. Oktay Sinanoğlu'nun asıl alanı fizik, astrofizik, moleküler biyoloji, kimya belki ama bunun dışında da özellikle sosyal ve siyasal alanlarda da çok çarpıcı görüşleri var. Oktay Sinanoğlu'nu bir bütün halinde sizlere bu akşam takdim etmeyi düşünüyoruz. Onun için çaba göstereceğiz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hocam merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Biraz rahatsızdınız ama evet, yine de buna rağmen bizimle bu geceyi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz size. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Sayın seyirciler, bu arada Oktay Sinanoğlu ile yapacağımız bu söyleşide zaman zaman katkılarına başvuracağımız bir başka isim daha var konuğumuz. Sayın Turgay Tüfekçioğlu. Turgay Bey de bir araştırmacı. Özellikle Oktay Sinanoğlu hakkında yaptığı araştırmalar biliniyor. Bir kitap hazırladı onunla ilgili. Yeni bir kitap daha hazırlıyor. Siz de hoş geldiniz. Zaman zaman sizin görüşlerinize de başvuracağız. Oktay Sinanoğlu'nu daha iyi anlamak adına. Evet, ben şuradan başlamak istiyorum. Çok parlak bir bilimsel özgeçmiş okuyoruz sizinle ilgili. Fakat Türkiye'de çok meraklıdır insanlar. İşte Amerika'da eğitim almış, orada yükselmiş, çok önemli başarılara imza atmış bir insan. Bu tür portrelere, bu tür haberlere çok meraklıyızdır biz millet olarak. İşte gazetelerde
Hemen haber olur. Amerika'da büyük başarı kazanan Türk falan diye. Sizin başarılarınız o haberlerde dile getirilen başarıların kat kat üstünde. Ama çok fazla nedense Oktay Sinanoğlu'nun bu yönlerini bilmiyoruz. Neden hocam? Evet, şimdi bunun iki sebebi var. Bir tanesi gayet normal bir sebep. Şimdi insanların, karşılaştığım insanların yaş grubuna göre bazı yaş grupları beni çok iyi tanıyor. Arada bazı yaş grupları tanımaz. Neden? Çünkü mesela 60'larda diyelim. 60'larda yani dünyada da söylemesi ayıp, dünya basınında da, Türkiye'deki basında da falan boyuna bizden bahsedilirdi. Yani dediğiniz tipten yazılar falan. İşte yani ne gibi bir Türk'ün işte Amerika'daki... Çünkü Amerika, dünyada, Avrupa'da, Amerika'da falan gazeteler, New York Times falan yazdığı zaman da buralara da onlar aksederdi. Oralardan başladı. O zamanlar boyuna, evet. Sonra 70'lerde biz Türkiye'deki eğitim, işte derin kültür meseleleri, dışarıdan yapılan oyunlar, eğitim, meğitim falan, Türkçenin yok edilmesi gibi faaliyetler dışarıdan, bilen bunlar üzerinde seferberlikte. O zamanlar da 70'lerde de bir kuşak bizi çok iyi bilir. Yazılarımızı o zamanlar herkes okudu, etti falan. Yani sonra 78'den 88'e kadar mesela hiç ağzımızı açmadık Türkiye'de. Tabii devamlı geldik gittik. 2 ayda, 3 ayda bir, 40 senedir hep Türkiye ile uğraşırız. Nerede olsak Türkiye ile uğraşırız. Ağzımızı açmadık derken yani netameli konulara girmedik. Hayır anlamadım. Yani hiç yani öyle konulara giremedik daha doğrusu. 78'den 88'e kadar susmak yani mecburiyetinde kaldık. İstemeyerek neyse. Niye? Neden? Biliyorsunuz yani 78'de ortalık bayağı karıştıydı. Yani biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra, o dönemin konjonktürel şartları. Yani gereği. İşte millet sapır sapır temizleniyordu falan. Sağdan soldan. Ondan sonra yani ses çıkarmak mümkün değildi artık. Hı hı. O ara işte biz de pek bu konularda ses çıkarmadık. Arada bir tek tük haber çıkıyordu dışarıda, bir bilimsel bir şey yaptığımız zaman buraya da aksediyordu ama ara sıra. Sonra işte 90'larda bir ara falan derken işte son 7 senede de boyuna, ama hatta çoğu zaman insanlar Türkiye'de beni yani toplumsal bilimlerle uğraşan veya dilci. Sosyal bilimlerle yani. Toplumsal bilimler. Yani Türkçesi toplumsal. O konuda da hassas. Eski Türkçesi evet. İşte içtimaiyat, içtimai bilimler, ilimler veyahut da toplum, ikisi de Türkçedir. Bizde ayrım yok. Ama sosyal, mosyal, konsensüs falan bunlar Türkçe değildir. Biz onlara karşıyız. Efendim, dolayısıyla şimdi millet bize yani toplumsal bilimlerle, işte dilcilik falan da konusunda asıl uzmanlığımız zanneder. Tabii o konularla da en az bilim kadar uğraşmışım. Asıl konunuz kimya. Valla şimdi kimya öyle, o da değil de şöyle bir üçgen çizersek, köşelerine kimya, fizik ve matematiği kurarsak, bu üçgenin orta bölgesi bizim alandır. Yani bir de başka türlü söylersek, şimdi her şey kimyadır. Her şey kimyadır. Hatta toplumsal meseleler bile kimyadır. İnanmazsanız 1000 sene önce Gazali'nin Nizamül Mülk'ün Bağdat'ta kurduğu, Selçuklu başveziri kurduğu medresenin baş müderrisi olan büyük alim Gazali'nin yazdığı 20 cilt kitap var. Adı nedir? Kimya-i Saadet. Ve Kimya-i Saadet sonra da bir cilt özetini yazmış. Tabii bunları bize Türkiye'de öğretmediler. Biz tesadüfen bir sahaflarda buldum Hacı Bayram'ın orada. Yani halk arasında çok bilinir ama. Kaç yaşından sonra? Yani bize okulda falan böyle şeyler öğretmediler. Siz batılı bir eğitimden geçtiğiniz için belki karşılaşmadınız. Vallahi işte yani neyse, Allah'tan işte o, biz de eski Ankaralıyız ana tarafından zaten. Hacı Bayram'ın oralardan, sahaflardan birinde daha 40 yaşından sonra bu kitabı gördüm. Baktım, hayretler içinde kaldım. Dedim ki vay canına, yani 1000 sene önce... Kimyanın toplumsal bir tarafı hayır, var. Hayır, yani şimdi bir kere kimya lafı da batı dillerine, kimisti, kimliği filan bizden geçmiştir. Cebir lafı bizden geçmiştir. Batı dillerinde Türkçeden gitme en az 400 tane terim hemen bulursun. Yani batıya bilimi biz öğrettik. Anladım, yani bunu evet. Kendi kitapları da yazıyor. Şimdi ama o kadar ileriymişler ki. O kitapta o gün bilinen ve batının hiç bilmediği kimyayı anlatıyor. Yani elementlerin özelliklerinden falan başlıyor. Gazali. Gazali. 1000 sene önceki kitap. Ondan sonra oradan çeşitli kimyalar, maddeler falan, oradan vücudun kimyasına, biyokimyaya geçiyor. Hatta öyle şeyler anlatıyor ki, yani bir takım salgıların kana salgılandığı ve bunlar hatta haleti ruhiyeyi değiştireceği falan, biz de okuyorduk onu. Sonradan aldık götürdük. Amerika'da bunu okuyordum kendim arada.
Ve hayretler içinde kaldım. Çünkü önce hani normal, tamam, doğru bildiğimiz şeyler diye okurken birden aklıma geldi ki Gazali orada kan dolaşımından bahsediyor, hormonlardan bahsediyor. Batı'da kan dolaşımı 17. yüzyılda bizimkilerden, yani bu kitabın yazıldığından 700 sene sonra keşfedilmiştir İtalya'da. Müthiş bir şey bu. Yani muazzam. Ve oradan... Ya bunu sizin söylemeniz çok inandırıcı. Hayır tabii yani. Bir kimya profesörü Amerika'da. Tabii. Efendim hatta sonra yani bakın insanın vücudun kimyasından, hayati kimyadan başlayarak bu salgıların filan kanda insan haleti ruhiyesini nasıl değiştireceğini anlatıyor. Ve oradan ruhiyata geçiyor. Ruhiyat da 19. yüzyılda, 20. yüzyılda keşfedildi Batı'da. Freud, Jung falan bunlar da Asya bilimlerinden ilham aldılar. Anladım. Yani Gazali'nin... Yani oradan topluma geçiyor. Yani bir kitapta ta başından sonuna kadar hepsi var. Dolayısıyla kimya-i saadet, her şey kimyadır. Yani Gazali bunu çok iyi biliyordu. Şimdi biz de biliyoruz. Hocam bunları konuşacağız. Biraz ilerleyen dakikalarda bu ayrıntılara da girebiliriz. Fakat ben şunu merak ediyorum. Siz üniversite eğitiminizi Amerika'da gördünüz. Ardından o üniversitede akademik kariyer yaptınız. Çok genç bir yaşta profesör oldunuz. Nobel'e aday gösterildiniz. Neden gösterildiniz Nobel'e aday ve Nobel'in hangi alanında? Bilim alanında. Şimdi yani ben bu tabii bu işlerden bahsetmekten de pek hoşlanmam. Hani şöyle yaptım böyle yaptım diye de ama işte başkaları kitaplarda yazıyor bunları. Batı, şimdi şöyle. Şimdi tabii bizim profesör olmamız Türkiye'de profesör olma tarzından farklıdır. Onu da hemen belirtelim. Yani bizde de çok iyi yetişen, hani kendi gayretiyle tesadüfen yetişen büyük insanlar çıkıyor muhakkak. Ama sistem şu, yani birine çömez oluyorsun. Daha üniversite talebesiyken. Ondan bizdeki sonra, sistemi mi bizde, evet. Bizde. Sonra işte master, asistan, efendim oradan hani çömezliğin iyiyse yardımcı doçent, doçent, profesör ölünceye kadar. Birinin biz çömezi böyle, olarak. Amerika'da nasıl? Şimdi profesör böyle olunmaz. Yani bunda çömez olunur. Orada bir takım araştırmalar yaparsın, bir şeyler bulursun. Bütün dünyada bilim ortamlarında bunlar yazılır, çizilir, üstünde çalışılır, bir şeyler olur. Bir patırdı kopar yani. Ve ondan sonra bir sürü üniversite, yani bilimciler falan seni o üniversiteye almaya çalışır. Şimdi dolayısıyla biz işte bir, yani biz tabii bu işleri profesör olun diye yapmadık. Para kazanalım diye hiç yapmadık. Hatta aç kalırız diye yaptık başta. Fakat bir merakla yaptık. Yani ben 6 yaşından beri işte birçok şeye meraklıyım. Yani bilime de çok meraklıyım. Buluşlar mı? Edebiyata da. Yani bir şeyler buluyorsun. Ne yeni bulur? Kuramlar mesela bu atomların moleküller. Yani şimdi her şey kimyadır ya. Hani vücudun olsun canlı cansız her varlığı. Bu bir takım moleküllerden oluşuyor. Yapı taşları. Bunlar da atomlardan oluşuyor. Şimdi bunlar nasıl oluşuyor? Burada da işte çekirdekler var, etrafında dolaşan, Türkçesi eksiciktir, elektronlar var falan. Bunların hareketlerinden, ki bunlar normal mekanik kanunlarına uymuyor. Türkçesini nicem olarak koyduğumuz kuantum mekaniğine göre. Siz mi koydunuz acayip, bu isim? Evet. Yani, terimlerin hepsini, Türkçelerini de ben sözlüğüm var. Hocam çok affedersiniz, anlamak evet. istiyorum. Yani siz diyelim ki kimya alanında, fizik alanında bir buluş buluyorsunuz. Bir teori geliştiriyorsunuz. Kuram, evet, bir kuram geliştiriyorsunuz ve evet. bu kurama kendiniz bir ad veriyorsunuz. Hayır, şimdi kuramın yani tabii kuramımıza ad veriyoruz. Bazen başkaları da bizim kurama bizim adımızı koymuş falan söyleme sahip. Yani Sinanoğlu'nun kuramı falan diye geçiyor dışarıda. Sinanoğlu kuramı dışarıda diye. Geçiyor da. Yabancılar da bilir mi bunu böyle? Hayır, onların kitabındaki ismi söylüyorum. Yani biz, öyle mi? Biz tabii kendi adımızı koyacak değiliz. Ayıp çok, olur yani. Çok tevazu gösteriyorsunuz. Yok canım efendim yani. Biz mesela biz... Işte, yani bir Türk bilim ve... adamı fizik konusunda bir teori geliştiriyor, bir kuram geliştiriyor. Ve bu kuram dünyada Sinanoğlu kuramı olarak biliniyor. Siz bunu böyle tabii, çok küçük gösteriyorsunuz. Yani biz tabii öyle olsun diye yapmadık. Yani biz merakla bir işi çözüyoruz. İşin ana hedef, ana tarafını buluyoruz. Yani esasına bakıyoruz işin. Büyük, geniş bakıyoruz. Ve yani bir kuram oluyor. İşte bir sürü hali uyguluyor ediyor falan. Yani dışarıda senelerdir kitaplarda falan bunlar böyle geçiyor. Bu buluşları yaptıktan sonra mı profesör oldunuz? Şimdi ilk kuramımızı yaptığımız zaman, yani ilk değil de işte hemen yani büyük ilk diyelim. Daha büyük çapta olan ilk. Biz buna o zaman atom ve moleküllerin çok eksicikli kuramı diye isim taktık. Sonra da işte bunlar da bizim adımızı takmış. Buna. Sinanoğlu kuramı dediler. Diye. Evet. Şimdi bu yayınlanıyor. Yayınlanınca bir bakıyoruz. Yani işte Avrupa'da yayınlanıyor, Amerika'da yayınlanıyor. Kısım kısım şey matematiksel olarak. Yani
bu gördüğümüz bütün canlı cansız maddelerin niye, nasıl böyle oluştuğunu, niye bu sert de şu yumuşak veya şu işte mavi de bu beyaz falan, böyle bir sürü şey. Ayrıntılara girmeyelim hocam. Bütün bunların, bütün bunlar bir iki tane çok temel fizik kanunundan sadece matematik yoluyla, ki o matematiği de kendimiz bulmak icap ediyor çoğu zaman. Çünkü mevcutlar ona uymuyor. Bir tarafından matematiğini de bularak bütün bu özellikleri kağıt üzerinde sadece bir ana temel kanundan başlayarak türetiyorsun. Sonra birileri bir deneyler yapıyor. Tabiata uyuyor bu yaptığın şey. Allah'ın işine bakın. Doğru çıkıyor yani. Ya doğru çıkıyor. Yani matematikle senin kağıt üstünde yaptığın kafadan yaptığın şey tabiata uyuyor. Bu aslında çok ilginç bir olay. Ben bir şey soracağım. Yani genel olarak Turgay Bey, şimdi hocam hep tevazu gösteriyor. Evet. Sizce biraz büyük müdür katkısı dünya bilimine? Şimdi efendim bilim dünyasına hocamızın katkısını veya Türkiye'deki fikir dünyamıza ve gönül dünyamıza katkısını kendisini bir sabah yıldızı olarak adlandırırsak ben şahsen kendisinin yanında kendimi işte bir 50 mumluk ampul gibi görüyorum. Yani buradan söylemek istediğimiz şu. Hoca hakikaten bütün hayatı başarılarla dolu. Herhalde bu gece buna gireceğiz. Fakat bir eksiği var bence. Çok fazla tevazudan dolayı. Her şeyin fazlası fazladır bilirsiniz. Bundan dolayı tabii ki yurt dışında gerekli ilgi ve alakayı gördü ama Türkiye'de gerekli alaka ve ilgiyi görmemesi. Şimdi, yani bu yalnız hatırsa içinden değil efendim. Bakın şunu söylemek istiyorum. Ben şu anda birçok kimya mühendisi rektörün, hatta YÖK başkanımız olan kimyacının dahi hocamızın bilimsel katkılarına, bilim dünyasına katkılarında hiç bir bilgisinin olduğunu zannetmiyorum. Nedir katkısı? Büyük bir katkı. Şimdi efendim yani zaten hocanın bilimsel çalışmalarını onun yanında benim size anlatmak gibi bir cüreti olamaz da. Çok özetlemek icap ederse bakın. Dili. Hocanın bir defa Amerika'daki okuma hayatı tamamen başlı başına bir olaydır. Kendisi 1954 yılında lise birincisi olarak zorla kendi tabiriyle devşirme yapılmak üzere Amerika'ya mühendis olsun diye gönderildikten sonra orada 4 yıllık mühendislik eğitimini 3 yıl kadar atlayarak 1-1,5 yıl içerisinde tamamlamıştır. Ondan sonra Harvard'da, Berkeley'de veya Yale'de bunların hepsi, yani biraz önce söylemek istediği oydu. Yani Amerika'da siz bir yerde master yaptıktan sonra doktoranızı başka bir üniversitede yaparsınız. O doktoranız değerliyse bir başka üniversite sizi davet eder, orada da profesör olursunuz. Yani böylece hocanın biraz önce açmak istediği Türkiye'deki çömezlik sistemi orada yoktur. Anladım. Yani bir adam 20 yaşında bir üniversiteye girip 60 yaşında oradan emekli olmaz. Dolayısıyla bilgi Amerika'da dolaşır. Hocanın da bilgisi dolaşmıştır. Yani Berkeley ile Yale arasında 10 bin kilometre var. Kuramlar geliştirmiş. Şimdi istiyorsanız girelim. Ayrıntılarına girmenizi istemiyorum. Sadece bana şimdi efendim, kuramlar, nedir o kuramlar? Evet, şimdi hocam tabii bunları çok daha isterseniz derinlemesine anlatacaktır ama. Evet. Sizden bir genel değerlendirme. Bu teorik kimya dediğimiz biraz önce kendisinin hatta bu kuantum Sinanoğlu kuramı olarak yani bir atomun elektronla atom arasındaki çekim kuvvetinin kromunu araştırmanıyla başlamış. Bunu bütün moleküllere yani daha fazla elektronlulara da uygulanacak şekilde o gün için bilim dünyasında çığır açacak bir kuram geliştirmiş. Çığır açmış mı? Evet. Zaten yani Batı dünyasında hocamızın atıf listelerine baktığınız zaman yani hocanın bu kuramının nerelerde kullanıldığına baktığınız zaman yani bunları da çok güzel şu anda açmamız lazım. Açacak. Yani şu anda eğer Türkiye'de TÜBİTAK hocamızı anlamıyorsa, TÜBİTAK hocamız yoksa ve TÜBİTAK'ta olan 100 tane profesörün hemen hemen tamamına yakın hocanın atıf listesi varsa ve bu hala bilinmiyorsa bu bir ayıptır. Peki, ve hocanın bu ancak canlı yayında söylenebilir. Türkiye'de bir kimya profesörü kimya bilimine bir teoriyle, bir kuramla katkıda bulunmuş ve dünyada bu Sinanoğlu kuramı olarak biliniyor ise Türkiye'deki nasıl bilmiyor bunu? Ahmet Bey, eğer olay bir tane kuramı bilinmemiş olsaydı derdiniz ki atlanmış. Hocam aşırı tevazu gösterdiği için bunları anlatmadı. Ama biz bu ilk kitapta biraz verdik. Şimdi de hazırlamakta olduğumuz hocamızın bilim dünyasını, bilim hayatını anlatan ikinci kitapta mümkün olduğu kadar Türk toplumuna mal etmeye çalışacağız. Bakın burada hocanın
aslında 4 tane ayrı bilim dalında çalışması var. Bir tanesi bu teorik fizik diyebileceğimiz, yani atomun elektron hesapları falan diyelim. O bir, bu kuramı. İki, hocanın gökteki cisimlerin içindeki astrofizik konusunda, ki o zamana kadar NASA tarafından hazır hesaplattırılmış, kitaplar halinde yayınlanmış gök cisimlerinin içindeki zenginlikler veya varlıkların hesap metodundaki mevcut yanlışların, hesaplamanın yanlış olduğunu bularak, yani gök cisimlerindeki içindeki ayrıntılara girmeyelim. Başka hangi bunu buldu ve bunun neticesinde NASA dünyadaki kitaplarını topladı. Hocanın tekrar bu hesaplama metoduna göre yeniden hesaplayıp kitaplarını çıkarttı. Üçüncüsü tamamen bu ikinci bir konu, bakın bu kimya konuşmuyoruz. Burada astrofizik konuştuk. Üçüncü konu biyoloji veya biyokimya diyebileceğimiz, yani insan yapısıyla alakalı, ki DNA'nın ilk daha dünyada üzerinde çalışılmaya yapıldığı senelerde, biliyorsunuz DNA çok kabaca bunu söylememiz gerekiyor, böyle sarmal şeklinde su içerisinde bulunuyor. Hoca işte bu neden suyun içerisinde de bir başka bir şey de değil. Hani hayat dini bilgilerimize göre de hayat suda başlar ya, onun bir yerde matematiksel veya bilimsel olarak izahını yapan bir kuramla, bakın burası çok önemli, bu helezonların nasıl durabildiğine dair bir özgen çeker kuvvet teoremini geliştiriyor. Buna solfobetik İngilizce adını kendisi koyuyor dünyada. Karşılığı Türkçe adını da kendisi koyuyor. Ve bu Türkiye'de bilinmiyor. Yetmedi. Dördüncüsü. Biliyorsunuz. Alanında uzman olanlar da mı bilmez? Var. Uzmansa bilir. Uzman olanlar da konuşalım ama o zaman. Uzman diye tanıtılıp da uzman değilse, yani bilimden haberi yoksa, o zaman bilmez tabii, normal. Evet. Ama bu, yani şimdi ben bu kendim şeylerimi anlatmak istemiyorum ama mesela bu Çözgen İter diye ismini Türkçe koyduğumuz. Çözgen İter. Evet. Ve işte yabancı ismini de biz koyduk da, yani solfobetik şimdi herkes kullanıyor dünyada. Ve bunlar da bütün kitaplara geçti bizim kuramımız olarak. Müthiş. Şimdi gerçekten Ahmet Bey, çok müsaade ederseniz dördüncüsünü de bahsedeyim, dördüncü, tam olsun. Sadece bakın bir başka konu. Alanı söyleyeyim. Bakın bir başka konu. Biliyorsunuz fizik matematikte çok güzel anlatılır ve yapılır. Ama kimya daha çok ezbere dayanır. Lise yıllarımızdan biliriz, yani halk şeyinde konuşalım. Evet. İşte hocamın dördüncü çalışma sahası fizik gibi kimyanın da matematiksel temeller oturtulması çalışması. Evet. Yani bu dört önemli çalışmayla dünya bilim tarihine mührünü vurdu hocam. Gayet tabii. Tamam. Peki. Bir şey daha söyleyeyim isterseniz. Bakın Yale'de aynı anda iki tane kürsüsü olan tek insan. Tevazundan bunu da söylemedim. Yale Üniversitesi. Evet, yani Yale'de profesörlük yaparken iki ayrı kürsüde, iki ayrı kürsünün profesörlüğünü yapan Yale tarihinde tek insan. Bunu da kimse bilmiyor ve hoca aşırı tevazudan dolayı bunu da söylemiyor. Hocam evet, çok aşırı bir tevazu gösteriyor. Şimdi hocam sosyal bilimler alanında uzman olsaydınız buraları tartışmalı alanlar olarak falan bilinebilirdi. Ama siz çok net bir alanda fen bilimlerinde bu büyük başarıları gösterdiğiniz için bu alanda tartışma yok. Tartışmasız bir orada büyük başarı var. Nobel'e hangi alanda aday gösterildiniz? Bu bilimsel şimdi, buluşlar nedeniyle mi? Tabii. Yani bulduğun şeyler için gösterirler de, yani Nobel'in hangi alanı? Biz bunu demiyoruz. Yani ben mesela hiçbir zaman çıkıp da beni Nobel'e aday gösterdiler, aman Nobel alayım falan. Bizde biliyorsunuz bazıları var. Yani bilimde değil, o da işte edebiyatta falan. Aman işte Batı'ya yaranalım. İşte Batı'nın Türkiye'deki oyunlarına destek olalım falan ki göze girip Nobel. Halbuki bilmiyorlar ki insan tabiatındadır. İnsan eğer kendine itibarı olursa, kendi milletine ayrı olursa, kendi kimliği olursa dışarıda ona daha fazla itibar ederler. Ama ben senin gibi olayım diyene hiç itibar etmezler. Neyse. Buna şimdi gireceğiz. O ayrı konu. Fakat şimdi yani biz, ama bana ne Nobel'den yani. Nobel efendim. İşte sizden bağımsız 1900, aday yapmışlar. 1903'te 5'te neyse işte adam Barut keşfetmiş falan. Dinamit. Siz Nobel'i küçümsüyorsunuz ama. Önemli. Hayır. Şimdi mesele şu. Yani ben bunu nereden biliyorum mesela? Yani ben hiç onun üzerinde durmadım. Aday olmadınız. Hayır. Yani kendi kendine aday olamazsın. Tabii aday gösterildiniz. Hatta böyle hadi siz gidin gösterin, o da olmaz. Onlar soracak birilerine. Şimdi biz nasıl duyduk bunu ilk? Mesela Japonya bize işte en büyük ödülünü vermiş, bilim ödülünü, uluslararası falan. Gidiyoruz oraya. Japon gazeteleri yazıyor. Nobel'de aday gösterildi falan diye.
Almanya'ya gidiyor. Almanya'ya yüksek bilim ödülünü vermiş. Oralarda duydunuz yani. Bu şekilde. Onların basınından. Yani bana diyorlar ki işte bak gazeteler seni Nobel bilim, bilim ödülü mü? Nobel bilim tabii, ödülü. Tabii, evet. Tabii. Nobel bilim yani ödülüne. Yani fizikte, kimyada filan. Şimdi Ahmet Bey burada şu var. Bilim adamları Nobel bilim ödülüne aday gösterilirler. Ama o insanların bilim ödülü Nobel'i almaları bir yerde o insanları mensup oldukları milletlerin onun arkasında durmasına bağlıdır. Yani hocamın şu bilime olan bu katkıları, kendi talebeleri şu anda, bunları da açık açık konuşalım. Doktora yaptırdığı talebelerine, Yunanistan'da doktora yaptırdığı Yunan talebesine Yunanlı enstitü açtı. Hocamın adı da bilinmiyor. Hocamın doktora yaptırdığı Japon Nobel ödülü kazandı ve bu kitapta teşekkür mektubu var hocama. Senin sayende bu Nobel'i aldım diye hocamın adı bilinmiyor. Bu Türk bilimi adına da, Türk milleti adına da ayıp. Bir şey. Evet, gerçekten. Neyse, bunları da konuşacağız. Şimdi yani konumuz girizgah yaptık yani, yani neyse. Yani, hocam şimdi. Ya biz millet, millet halk bizi sevsin, biz de halkı sevelim. Onunla Türkiye'nin her tarafına gidip konuşmalar yaptığımız zaman onlarla kucaklaşıyoruz. Benim için en büyük ödül bu ya. Tamam. Bana ne Nobel'dir. Şimdi Profesör Oktay Sinanoğlu'na ben şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıldan fazla mı kaldınız? Hayır, ben şimdi yani şimdi bana diyorlardı ki hocam ne zaman döneceksin falan filan. Biz de diyorduk ki ne zaman gittik ki? Yani şimdi ben yalnız şu kitabı hakikaten söylemek lazım. Bu İş Bankası Yayınları'ndan Türk Einstein'ı. Emine Çaykara. Emine Çaykara yazar, çok iyi bir yazar. Bu hanımefendi benimle söyleşi yaptı. Aylar sürdü. Hı hı. Aylar sürdü ve bunu çok güzel de kaleme aldı o söyleşilerden. Ve burada bizim dünyanın her tarafındaki bilimsel maceralarımız, şimdiye kadar Türkiye'de kimsenin duymadığı. Hocam, ayrıca Türkiye'deki şimdi, maceralarımız isterseniz şöyle hepsi yapalım. Var. Şimdi şöyle yapalım. Ben size şunu soracağım. Amerika'da büyük başarılar elde ettiniz. Üniversitelerinde ders verdiniz. Yale Üniversitesi'nde ders verdiniz. Ama Amerika'yı sevmiyorsunuz. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Onun için kitaptan bahsettim. Çünkü bunların hepsi orada var. İlk defa var. Yani. Hocam kitap... Şimdi şu bakımdan. Şimdi... Ben Amerika'ya, aman Amerika'ya gideyim diye hevesli falan gitmedim. Nasıl gittin? Benim okulu, ben Türk Eğitim Derneği Yenişehir Lisesi'ni bitirdiğim zaman birinciymişiz. Bunlar bize işte birkaç kişiyi böyle Amerika'ya göndermeye kalktılar o zaman. 53'te falan. Ben dedim ki Amerika'ya gitmem. Niye? Çünkü ben 47'de Ankara'nın Amerikan işgali altına girdiğini, harbi girip kaybetmediğimiz halde gözümle görüp yaşamışım. Böyle ve çok kızmışım. Bilinçli ve siyasal bir tavır koyuyorsun. Çok kızmışım yani. Lise mezunu. Yani Amerikan askerlerinin, benim şehrim Ankara. Ben Ankara'nın çok eski yerlisiyim, Ankara. Selçuk ailelerden beri. Karacabey. Anne tarafım. Sultan II. Murad'ın damadı. Tabii onlara layık olmaya çalışıyoruz. Övünmüyoruz onlarla da. Şimdi biz 2. Dünya Harbi'ne girmemişiz. Harbi kaybetmemişiz. Ve benim şehrimde, ben ilkokuldayken Ankara'ya Amerikan askeri bakıyor. Şehrin, başkentin göbeğine büyük Amerikan üssü yapılıyor. Meclis binasının da yanına, bahçesinin içinde Amerikan karargahı kuruluyor. Ben daha ilkokuldayken dedim ki İstiklal Savaşı niye yapmışız? Sömürge olacak burası dedim. Ve bu adamlar Ankara'nın her tarafında böyle birkaç yıl, epeyce bir yıl askerler, her taraf Amerikan askeri dolu. Peki hocam ya, ve oradan reddettiniz, nasıl yapmadık, oldu? Yani ve yapmadıkları rezillik kalmıyordu. Ve de ben buna infial duyuyordum. Nasıl gittiniz peki Amerika'ya? Şimdi, zorla mı götürdüler? Şimdi işte illa işte oraya girip. Fakat biz anladık ki bizi devşirme yapmak için gönderiyorlar. Çünkü orada Amerika'nın en derin oyunlarından biri başladı. Benim okulda başladı ilk. Yani o zamana kadar Türkiye'de İngilizce ile eğitim yapan bir tek Türk okulu yokken bizim okula birdenbire benim bitireceğim sene İngiliz-Amerikan çengeli atıldı. Hatta kitapta isimlerini falan bile yazdık. Kimi gönderdiler, nasıl yaptılar falan. Tabii buradaki işbirlikçilerle. Dolayısıyla buna da infial gösterdi. Şimdi fakat bu da şimdi dediler ki burası kolej olacak. O zaman kolej lafı yok Türkiye'de. Kolej o zaman yabancı misyoner okulu demekti. Bakın. Ve benim okulun adını Kağıt Atatürk bunu tam tersi gayeyle kurmuş. Türk okulu böyle olur diye kurmuş. Bunu böyle yapmaya başlayınca bunlar bizi devşirme yapıp bizi Amerika'ya gönderecekler. Biz de gelip Türk çocuklara Türkçe, İngilizce olarak ve bir Türk olarak kimya mimya anlatacağız. Olur mu böyle şey dedik? Yani devşirme sizi Amerika'ya götürüp Amerikalılaştıracaklar. Bizi getirip burada yerli misyoner yapacaklar. Yerli misyoner yapacaklar. Tabii ben buna infial. İnfial ettiniz ama gitmişsiniz hayır, sonuçta. Hayır, gitmem de gitmem diye tutturdum. Fakat o sıra bizim bir
artık rahmetli olmuştur. Akraba mı tanıdık mı ne birisi bana nasihat etti. Oğlum dedi senin bir yarım anan var dedi. Sen de hani bilime falan çok meraklısın. Ona bir şey olursa sen burada da okuyor. Benim aklım fikrim Ankara Fen Fakültesi'nde okumaktı. Veya İTÜ'de. Hedef oraydı. Ha, hedef oydu. Bir tek hevesim buydu. O zamanlar zaten herkesin aklı fikri dışarıda değildi. Herkes Türkiye'de bir şeyler yapacağına inanıyordu. Sonra kadar. Nasıl götürdüler sizi? Ondan sonra böyle deyince biz de ha sahi falan dediler ki bana. Yani nasihat eden. Sen git de bildiğini oku sonra falan. Yoksa hani burada okuyamazsın belki falan. Git devşirme olma. Ha olma. Bilmiyorum. Şimdi ben de ne yaptım? Bizi gönderecek olan kuruluşun başındaki adamın makamında arkasında tepede Türk bayrağı falan duruyor. Yani resim. Ben de ona bakıp içimden bir yemin ettim 17 yaşında. Ne dediniz? Dedim ki burada kalırsam Amerika'nın kölesi olmaktan başka çare yoktur. Gideyim o zaman bari. O zaman anladım. Ama kısmet olursa oraya gideceğim. Onların efendisi olacağım. Ve ondan sonra gelip onlarla burada daha iyi mücadele edeceğim diye yemin edip gittim. Ve hiç aklımdan çıkmadı. Müthiş bir şey. Evet. Hiç aklımdan çıkmadı. Efendisi oldunuz. Olduk tabii. Bunlara kaç tane böyle profesörmüş, bir dekanmış, rektör, bir sürü adam yetiştirdik. Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, Türkiye'ye bile birkaç tane yetiştirdik. Bir sürü adam yetiştirdik. Ondan sonra şimdi gelip onlarla mücadele ediyorsunuz. Hayır yani şimdi onlar tabii yani şimdi biz milletlere de kızmak doğru değildir. Çünkü belki sonradan bu konuya konuşacak geliriz. Bu anlayışla yani, diyelim. Amerikan yani, anlayışıyla, Amerika, emperyalizmiyle. Yani şimdi Amerika'da da iyi insanlar var. Hocam, iyi insanlar var başka. Bir de şu var. Bugün Türkiye'ye yapılanlar, Türk halkına yapılanlar Avrupa halklarına, Amerika'nın kendi ailesine de yapılıyor. Kim tarafından yapılıyor? Küresel kraliyetçiler diye isim taktığım takım tarafından yapılıyor. Anladım. Onun için orada da gariban takımı çoktur. Ama bu işleri yapan alçak takımı şu anda orada yuvalanmıştır. Çünkü en büyük ekonomik, siyasi, askeri güç oradadır da onda. Hocam çok şaşırtıcı bir hikaye bu. Evet. Çünkü şunun için genelde bizde Osmanlı'nın batıya eğitim amacıyla gönderdiği kişileri düşünün. Hani Monşer olur. Ne olur? Monşer Alman olur. Muhibbi olur, İngiliz muhibbi olur. Monşer olur. Siz lise mezunuyken Türk bayrağına bakıp yemin ediyorsunuz. Ben diyorsunuz Amerika'ya gideceğim, onların efendisi olacağım ve buraya gelip onlarla mücadele edeceğim. Evet. Ve kısmet oldu, yaptık. Muhip olmuyorsunuz. Kesinlikle. Amerikan muhibbi olmadınız. Ay bir delili var isterseniz onu da koyayım. Söyleyin. Sene 1962, hocam dünyanın en genç profesörüdür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara'da eğitim açılmıştır. Kendisi gelir, oralarını geçelim. Kendisinin Amerika'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilmesi istenir. Seminer ver. Seminer. Hocam oturur evde, çalışmasını yapar. Neler bulmuş? Hani biraz önce anlatmaya çalıştık ya, 4 tane çalışma, doktoraları falan hepsini. Onların Türkçe terimlerinin karşılıklarını yazar. Yani orada yapmış olduğu, İngilizce çalışmalarda yeni bulduğu veya İngilizce terimlerin hepsinin Türkçe karşılıklarını bulur. Ve isim verelim mi hocam? Vermeyelim. Üniversite heyeti rektöründen, dekanından hepsi dizilidir. Salonda çıkar. Hocam Türkçe konuşmasını yapmaya başlar. Ne yapar? Türkçe olarak Amerika'da 26 yaşında profesör oluşuna kadar, lise mezunu olarak gittikten sonra yapmış olduğu çalışmaları, bilime katkılarını Türkçe terimlerle anlatır. Tamam. Zevat rahatsız olur. Öyle mi? Gelirler kulağına derler ki, burası Orta Doğu Teknik Üniversite, İngilizce konuşacaksın. Hocam der ki, ben işte o ettiği yemini söyler. Ben Amerika'ya bir gün Türkiye'de yaptığım çalışmaları Türkçe anlatmak hayaliyle ve ümidiyle gittim. Ben bunun için buradayım. Eğer Türkçe anlatmıyorsan ben konuşmuyorum der. Şimdi Turgay Bey, dediniz ki isim verelim mi dediniz. Belli mi isim, böyle bilinen bir isim mi bunu söyleyen? Yani aman hocam Türkçe konuş diyen. Kitaplarda var, onları geçelim. Kitaplarda hepsi var. Peki. Hocam şimdi şu dil meselesi hocamızın en hassas olduğu konu. Özellikle de yabancı dille eğitim. Ben biraz bu alanı sizinle konuşmak istiyorum. Yabancı dille eğitimle ilgili olarak Profesör Oktay Sinanoğlu'nun görüşlerini almak istiyorum. Neden karşı çıkıyorsunuz hocam efendim, yabancı şimdi, dille eğitime? Şimdi, iyi bir şey değil mi yani? Şimdi, hocam, şöyle efendim şimdi bu tabii büyük bir oyunun yani Amerika ile oyun aşağı yukarı 47'de başladı. Osmanlı'nın son döneminde de başladı da o zaman biliyorsunuz Amerika Türkiye'nin her tarafında yani Harput'ta, Merzifon'da bilmem nerede Amerikan kolejleri açtı. Amerikan kolejleri, misyoner okulları açtı. Misyoner okulları.
Ve bunlar da tabii eğitim bulmuş bir ara sayıları. Daha fazla. Daha fazla, evet. Çok miktarda. Ve biliyorsunuz Robert Kolej de bunlardan biriydi. Ve biliyorsunuz bu okullar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında çok büyük rol oynamıştır. Artık bunun bütün belgeleri falan her tarafta var. Turgay, o Amerikan kolejleri. Evet. Yani işte Bulgar isyanının çıkarılıp Bulgaristan'ın kopartılması. Ondan sonra efendim işte Ermeni havalarının başlatılması hep Amerikan evet. okullarında başlamıştır. Osmanlı'nın parçalanmasında evet. bu Amerikan okulları. Yabancı evet. dille ve eğitimle. Ve Atatürk bu okulları kapatmıştır. Yabancı dille eğitimi bunlar mı getirdi evet, bu ülkeye? Evet tabii bunlar getirdi. Şimdi çünkü bu misyonerlik böyle başlar. Misyonerlik böyle başlar. Neyin misyonerliği hocam bu? Yani şimdi bu Hristiyanlık mı? Efendim dil şimdi mi, neyin? Aslında o da bir alet araçtır yani onlar için. Şimdi bu sömürgecilik yapan takım Batı ülkelerinde birçok yani Fransız da yapar, İngiliz de yapar, İspanyol da yapmıştır falan. Bunlar da bu sömürgeciliğin önemli araçları. Bir kere şunu söyleyelim. Ha sömürgeci eskiden ne yapardı? İşte gelir ne varsa alır götürür. Falan milleti aç bırakır, fakir bırakır filan. Sonra toprağına da el koyar. Evet. Ama şimdi biz senelerdir bunları yazıyoruz. 25 senedir bu kitaplarda şimdi bu makaleler var. Diyoruz ki en korkunç sömürgecilik, sömürgeleşme kafaların, beyinlerin sömürgeleşmesidir. Yani kimliğin gider, inanışların gider, dinin imanın gider, efendim dilin gider, tarih bilincin gider, kimliğin gider. Kendini böyle dedeni İngiliz suliganı, kendini Tarzan filan zannetmeye başlayan bir toplum haline gelirsin. Ve bunlar Türkiye'deki işte, bu mu? Türkiye'de bu oldu tabii. İşte 50 senede oldu. Şimdi hocam bu büyük çapta oldu. Bu siz ana bir fotoğraf çekiyorsunuz. Ana fotoğraf ben çekiyorum. O ana fotoğrafın ha, ama işte bu ana fotoğrafı görmek lazım. Şimdi bu beyinleri, kafaları sömürgeleştirme oyunu bütün sömürgeciler tarafından 1500'lerden itibaren İspanyolların Güney Amerika filan yapılmıştır. Şimdi burada ilk bunlar bir ülkeye efendim işte mesela Fransız Kuzey Afrika'ya gittiği zaman ne der? Dünya dili Fransızca oldu der. Ve bir süre sonra hemen gittiği yerde eğitim dilini Fransızca yapar. Ne oluyor? Bakın şimdi Cezayir'de, Tunus'ta Fransızca konuşuluyor. Ve Fransızca konuşuluyor. Arapça bitmiş. Yok. Ondan sonra İngiliz işte Hindistan'da bunu yapmaya kalktı. Şimdi Hindistan çok sonradan akıllandı ve bununla mücadele edip tersine çevirmeye çalışıyor. Bizde nedir durum? Şimdi yani nerenin etkisine girmişsen, hafif söylüyoruz etki diye, oranın dilini sen dünya dili zannedersin, zannettirirler. Biz Amerika'nın mesela, etkisindeyiz. Tabii, İngilizce. Yani, mesela eski Sovyetler'de onlara sorarsan dünya dili Rusçadır. Peki dünya dili İngilizce değil mi? Hayır efendim böyle bir şey yok. Niye? Yok. Her yerde İngilizce konuşuyor. Hayır efendim. Bütün uluslararası şey, toplantılarda efendim, İngilizce konuşuyor. Hayır efendim böyle bir şey yok. Bakın Avrupa'ya ki yani biz ayda bir, iki ayda bir Avrupa, Amerika her tarafta hala dolaşıyoruz. Yani gidin Avrupa'ya bakın. İngiltere dışında Avrupa'nın hiçbir yerinde İngilizce göremezsin. Yok efendim böyle bir şey. Almanya'da yok mu? Yok. Fransa'da? Yok. Tabelalarda İngilizce göremezsin. Bir tane kelime göremezsin sokakta. Yok böyle bir şey. Bizde yani, mi var bir tek hocam? Efendim tabii işte böyle ülkelerde olur bunlar. Yani böyle bir şey yok. Peki Fransa'da bir yabancı dille eğitim yapılmaz mı? Yani İngilizce ile eğitim yapılmaz efendim. Mı? Dünyanın hiçbir yerinde. Dünyanın aklı başında hiçbir ülkesinde. Yani böyle tam sömürge olmuş, sömürge kafalı olmuş, Cezayir, Tunus gibi birkaç yer hariç ki bunlar gitmiştir maalesef. Hiçbir yerde kendi dilinden başka dilde eğitim yapılmaz. Ama bu demek değildir ki herkes mesleğine lazım olan yabancı dilleri öğrenmez. Öğrenir. O ayrı. Konuşmuyoruz. Bakın Türkiye'de ve böyle ülkelerde bu kavram karışıklığı kasten yaratılır. Yani evet şimdi mesela ne bileyim mesleğine göre mimarlık falan yapacaksan İspanyolca, İtalyanca bilip o dergilere de bakabilmem falan faydalıdır. Ha şart da değildir. Hayır hocam ama onu faydalıdır. Tartışmıyoruz. İngilizce evet, eğitimi konuşuyoruz. Şunu demek istiyorum. Yani şimdi mesleğine göre insanların yabancı diller öğrenmelerinde yarar var. Faydalıdır elbette. Yani ben her gittiğim ülkenin dilini biraz öğrenip o dilden konuşma yapmışım mesela. Ama merak. Şart değil. Yani şimdi bana mesela soruyorlar kaç dil biliyorsun falan. Ya bana dili ben tercüman değilim. Mesleğim o değil. Onu ne soruyorsun? Bana ne matematiğin neresini biliyorsun? Fiziğin, kimyanın nesini biliyorsun? Ama hocam, devlet adamıysa iktisattan, devlet idaresinden, uluslararası ilişkilerden anlıyor musun? Bunları söyle. Hocam şimdi adam bakın, İngilizce biliyor diye bakan yapılıyor. Bizi izleyenler şaşkınlıkla izliyorlar. Çünkü şöyle bir şey yok mu Türkiye'de şöyle bir anlayış? Şu anlayış vardır. Bir üniversite, gidin lise öğrencileriyle konuşun.
hangi üniversiteyi tercih edeceksiniz? Evet. Şu üniversiteyi. Şimdi, çünkü orası yabancı dil diyor. Efendim şimdi bunu şimdi, anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlatmaya bütünüyle çalışıyoruz. Bütünüyle yabancı dille eğitim evet. yapmayan okul okuldan sayılmıyor. Efendim şimdi tabii çok önemli bir şey söylüyorsunuz orada. Yani iyi ki söylüyorsunuz sağ olun. Çünkü bakın ne diyorum 50'lerde hatta 60'a kadar falan böyle bir yanılgı, böyle bir abuk sabuk inanış Türkiye'de yoktu. Bu kasıtlı olarak çıkarılmıştır. Bu küresel kraliyetçi takımının daha Türkiye'deki... Daha küreselleşme yoktu hocam. Ha, ellerde, nasıl yoktu? Bak geleceğiz oralara. Daha size hemen cepten bir şey çıkarıp hemen ispat edeceğim küreselleşme ne zaman. Yeni dünya düzeni ne zaman başladı göstereceğim. Fakat böyle bir şey yoktu. Şimdi kasıtlı olarak mesela 70'lerde gazetelerde İngilizce ilan vermeye başladılar. Mesela mühendis aranıyor. İngilizce ilan veriyor. Kasıtlı. Engineer arıyor yani. Ha, engineering falan. Ondan sonra yok işte filanca üniversiteden mezun olanlar ancak başvursun. Halbuki o üniversitenin kuruluşunda ben yani, çalıştım. Yani şunu mu yapmaya çalışıyorlar? Tabii, bizi, bunu bizim ülkemizde İngilizcenin ana dil, başat dil olmasını sağlamaya yönelik çünkü, bir çaba var. Şimdi her ülkede yabancı diller mesleğine göre öğrenilir gerekiyorsa. Peki hocam. Ama ben, ikinci dil, üçüncü dil olarak öğrenilir. Peki ne zararı var? Ana dilini kaldırıp atıp da onun yerine başka bir dili koymak ki yabancı dille eğitim budur. Alın. Bu tarihten kendini silmek için toplu intihar demektir. Niye hocam? Niye bu kadar abartılı yaklaşıyorsunuz? Yani hayır abartılı. Yabancı dille eğitilsin ne olur yani? Ha, ne olur? Ben derslerimiz İngilizce olsun. Efendim şimdi hangi açıdan bakarsan bak bunları böyle kitaplarda senelerdir yazıyoruz çiziyoruz. Ve görüş bildirmiyoruz. Saptama, tespit anlatıyoruz. Dünyadaki gerçekleri anlatıyoruz. Milleti o kadar uyutmuşlar ki hatta bizde böyle işte profesör şu bu geçinen bir takım zevat da Türkçe ile eğitim başka, olmaz diyenler başka, var. Efendim çünkü bunlar bir takım yani ayarlı insanlardır. Bunlar eğer çıkıp da başka ülkelerde neler oluyor, orada nasıl oluyor, niye burada böyle oluyor falan diye düşünse zaten bulacak. Ama düşünmez, biliyorsa da tersini söyler. Neden? Çünkü bunlar görevlidir. Bunlar gizli cemiyet üyesidir, açık konuşalım. Yani. Ama hocam şimdi neyse, biraz şimdi, ağır oldu. Ne? Hayır. Bir saniye şimdi. Hafif söylüyorum. Ha şimdi şöyle ben size bir şey soracağım. Peki şimdi, yanlışını söylüyorum. Tıp fakültesinde bütün tıp terimlerini düşünün. Bunların hepsi İngilizce. Hayır İngilizce değildir, Latincedir. İngilizce diye bir şey yok. Latince mi? Evet. Yani Latincesini söyle, sonuna dır de Türkçe olur, iz de İngilizce olur. İngilizce diye dil yok. O zaman tıp fakültesinde de İngilizce olsun. Öğretmeye gerek yok. Hayır. İngilizce peki, ne var? İngilizce falan yani. Adam peki mühendislik fakültesinde kullanılan tabirler de mi Latince? Yani, mühendislik fakültesinde kullanılan tabirler de mi İngilizce? Bir yok, mühendislik hayır, fakültesi. Efendim, tıpta da değil. Bakın bizim Osmanlı'nın son döneminde beğenmedikleri Osmanlı'nın son döneminde çok büyük bilim adamları yetişmiştir Türkiye'de. Eğitim dili daima Türkçe olmuştur. Osmanlı Türkçesi neyse. Ama Türkçe olmuştur. Bütün Osmanlı döneminde. Yani siz bilimsel olarak hiç... Son dönemde de mühendislikte de tıpta da filan Osmanlıca terimleri Türkler türetmiştir. Hani Araplar, Farslar filan bizden öğreniyor. Peki yani sizce bir üniversitede... Çok daha ileri bir ortam vardı. Bir bilim dalında hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur yabancı dille eğitimin tabii, mi diyorsun? Kesinlikle yoktur ve hatta şunu söyleyeyim. Yani şimdi acaba bu hamasi mi yaklaşıyor? Hayır. Şimdi şöyle bakalım olaya. Tarafsız ve eğitim açısından bakalım. Şimdi ben size soruyorum. Şimdi mesela siz merak sardınız. Ne bileyim Rusça, Çince, Fransızca neyse bir dili yeni öğrenmeye başlamışsınız. Ve ciddi ciddi de kursa gidiyorsunuz. 6 ay 1 sene olmuş öğrenmektesiniz. Ben şimdi size geliyorum o dilden. Ben de dili yarım biliyorum ha. Çünkü ben de o dilden değilim. Ben de yarım biliyorum. Geliyorum size. Mesela fiziğin çok derin kavramlarını o öğrenmekte olduğunuz dilden benim de yarım bildiğim bir dilden anlatmaya çalışıyorum. Ne olur? Karmaşa. Ha, hiçbir şey olmaz. Eğitim olmaz. Hiçbir şey olmaz. Türkiye'de bu mu oluyor? Evet, tabii, kesinlikle yani bu. Şöyle mi diyorsunuz? Yarım bilenler, yarım bilenlere bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bakın, yabancılar bunu sömürgelerinde niye yapmıştır biliyor musunuz? Bunlar bizim dilimizi öğrensin de bunlar da adam olsun diye yapmamıştır. Bunlar bir şey öğrenmesin. Hiçbir şey öğrenmesin. Hiçbir şey düşünemesin. İlk yere iki bir araya koyamasın. En üst tabakası ajanta. En alt tabakası da bizim bunların elinden alacağımız topraklarda ırgat olsun diye bu eğitim sistemini getirmişlerdir. Ve hızla da bunu işte 50 senede beceriyorlar. Hocam o zaman şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bu yabancı dille eğitim şöyle bir şey. Yarım İngilizce bilenler daha az İngilizce bilenlere sosyal bilimler, matematik, felsefe anlatmaya çalışıyorlar. Ortada eğitim diye bir şey yok. Ortada eğitim yok, ortada bilim yok, ortada araştırma yok. Eğer bu iyi bir yöntem olsaydı
herhalde bu başladığından beri 50 yıldır Türkiye'de bir gelişme olurdu bu konularda. Geriye gitmiştir. Bir tane bilim adamımız geriye yok. Gitmiştir efendim. Geriye gitmiş. Siz Amerika'da yetişmeseydiniz. Hayır, ben şöyle yetiştim. Bakın Amerika falan yetişmedim. Bakın asıl ben şöyle yetiştim. Ben Atatürk'ün özellikle kurduğu, yani Türk kalarak çağdaşlığın ötesine geçmek ilkesine göre, yani Türk kimliği ve kültürünü koruyarak, ki Japonlar da aynısını yaptı. Aynı kelimeler orada var. Onun o şekildeki, o zaman çok iyi olan orta öğretim sisteminde her şeyi Türkçe olarak yetiştim. Okuyarak yetiştim. Ben oradan aldım diyorsunuz. Her şey. O kadar ki ben o zaman dünyada en iyi eğitim sistemlerinden biri orta öğretim Türkiye'deydi. Ben oradan aldığım eğitimle Amerika'nın en iyi üniversitelerinde sınıflara gidip girdiğim zaman dedik biz bunları biliyoruz dedik. İnanmadılar. Türkiye'den gelmiş biri. O zaman Türkiye'den gelen giden yok. Ve dedim sene sonu imtihanını verin. Hemen veririz ha dediler. Yarın veririz dediler. Böyle iki hafta çalışmak falan yok. Tamam dedik yarın ver. Ve 100 aldık. 98 evet. Aldık. Şöyle mi? Türkiye'deki o çok sağlam lise eğitimiyle evet. Gittiniz Amerika'da. En iyi üniversitede. En iyi 3 sene atladım. Ha bugün Türkçe İngilizce. Eğitimi aldınız. Evet orada Türkçe olarak. Önemli. Peki tabii. Peki hocam bir şey soracağım. Hani yabancı dille alsaydınız. Yabancı dille. Kesinlikle öğrenin. Yapamazdım. Kesinlikle yapamazdım. Mümkün değil. Çünkü hocam, bir şey öğrenmiyorlar efendim. Hocam bu çok önemli. Bir şey öğrenmiyorlar. Peki niye, yani bu veliler, niye bu konuda ısrar ediyor? Evet, İhanet bu. Efendim ihanet. Bu büyük bir ihanettir. Türkiye'yi geri bırakmak, Türkiye'yi cahil kafasız düşünemez halde bırakmak, Türkiye kimliğinden koparmak, tarih bilincinden kendi yani kim olduğunu unutturup. Biraz ters bir soru soracağım. Evet. Ama hocam Türkiye'de yabancı dille eğitim yapmayan, Türkçe eğitim yapan üniversiteler de var. Evet. Oralardan da hiçbir şey çıkmıyor. Ha, şimdi şöyle oldu tabii. Şimdi bu birkaç dallı gidiyor. Birkaç koldan gidiyor. Yani mesela yani şimdi Türkçe eğitim yapıyorlar değil mi? Yani kadar. Orada da orası daha kötü. Hayır, yani hayır, şimdi Boğaziçi Üniversitesi İngilizce eğitim yapıyor. Hiç olmazsa oradan çıkan bir gelecek, bir istikbal bulabiliyor kendisi. Öbür taraftan hiç kimse. Ha, evet mesela Osmanlı tarihini, Türk edebiyatını bile İngiliz'in kitabından İngilizce olarak okutuyor. Tamam. Ha, okutuyor. Şimdi buradan ne olur Türkiye hiçbir şey olmaz. Öbür Türkçe hayır, okutuyor efendim. Oradan da bir şey hayır, olmuyor. Hayır, şimdi iki ayrı şey var. Bir tanesi. Böyle okullar, hani yerli misyoner okulu gibi tarzında olan okullar ki bunun başka tarifi yoktur. Bunlar bir taraftan da şişirilmiştir. İngilizce eğitim verenleri kastediyorsunuz. Evet, evet. Yani işte burası İngilizce eğitim yapıyor. Ha tamam. Yani bu o kadar yaygın bir hale getirmiştir ki. Biz de ikide bir bakanlar kurulu seçilirken 70'lerde falan Milliyet'te böyle resimler çıkardı. O zaman sığıyordu bir sayfaya. Şimdi arttı sığmıyor. Altında yazardı ki efendim evdedir iki çocuk babasıdır İngilizce bilir. Biz de derdik ki. Baba, ya babo, yani adam efendim hukuk biliyor mu, iktisat biliyor mu, devlet yok. İdaresi biliyor mu? İngilizce bilmekle eğer bakan olunuyorsa, ki zaten şimdi bir sürü eski bakan var. Dolayısıyla Harlem'de, New York'un Harlem semtinde gariban zenciler var. Bunlar da 250 kelime tarzanca biliyor. Belki daha iyisini biliyor, küfürlerini de iyi biliyor filan. Bunları getirelim, bakan yapalım. Öyle değil mi? Hocam şimdi bizde bir aşağılık kompleksi aa, var. Kabul çok önemli tamam, bakın çok önemli. Yani bu İngilizce bilmeye yönelik. Efendim ama bütün sömürgelerde böyle olmuştur. Tamam. Yani bakın İngilizce Kazakistan'da sözüm ona bağımsız oldular. Oradaki gençler aralarında Rusça konuşuyor. Tabii sağlamı da var ama aralarında Rusça konuşuyor. Ya siz Kazakça bilmiyorsunuz. Hocam hala geçerli bu. İngilizce bilmeyene adam muamelesi. Ruslar, Sovyetler Birliği de oralarda öyle yaptı. Ben şunu merak ediyorum. Aynısını yaptı. Diyorsunuz ki İngilizce eğitim veren okullardan hiçbir şey olmaz. Buradan bir şey çıkmaz. Türkçe verilmeli. Ben de diyorum ki size Türkçe eğitim veren okullar var Türkiye'de. Oradan da bir şey çıkmıyor. Hayır, çıkmaz. Dedi. Şimdi bir de orada bu, şu bu var. Bu niye yani? Şimdi bir kere eğitim dediğim gibi. Yani 50'lere kadar belki 60'a kadar filan. Türkiye'de mesela orta öğretim hakikaten çok üstündü. Yani Amerika'daki orta öğretim bugün de perişandır. Orta öğretimi mi çökerttiler Türkiye'de? Onu bir kere çökerttiler. Nasıl çökertildiği de sonradan anladık. Yani. Bu da ayrı bir hikaye. 47'de yani. İkili anlaşmalar, bir sürü gizli ikili anlaşma yapılmış. Eğitimine karar verilmiş. Metin Aydoğan Bey var. Belki duymuşsunuzdur. Kitapları var şimdi. Duymadım. Ha, Metin Aydoğan Bey. Kimdir? Yazar, araştırmacı yazar. Kitapları falan var. Şimdi bayağı okunuyor. Metin Aydoğan Bey mesela onun şeyini yayınladı. 47'deki ikili anlaşmalardan birinde Milli Eğitim Bakanlığı 47'de yani 47'de Amerika'ya teslim edilmiş. Nasıl edilmiş? Peki, yani diyorsunuz ki orta öğretimi çökerttiler. Bundan evet. Dolayı bir şey çıkmaz üniversiteden. Türkçe eğitim versede. Ayrıca önemli olan orta öğretimi kuvvetlendirmek. Tabii orta öğretim. Yani şimdi ben orta öğretimdeki aldığım çok sağlam ve Türkçe olarak aldığım eğitim. Çünkü bir konuyu eğer Türkçe olarak çok iyi anlamışsa derinine
Bunu yabancı terimlerini önermek 3 günlük iştir. Çatpat İngilizce'yle de olur. Peki hocam. Onun için şimdi yabancı dille eğitim gören okullardaki çocuklar, hocalar, hocalar hepsi şikayetçi. Bir sürüsü gelip bana ağlaşıyorlar. Ağlaşıyor ama ağlaşıyor. Oraya gidiyor. Gidiyor. Çünkü böyle bir hava yaratılmış. Hava bakın değil, veliler. Hava değil hocam. Şimdi bir üniversite öğrencisi. Bakın şunu anlamak gerekiyor. İş bulmak için. İş bulmak için. Sovyetler aynısını yaptı. Sovyetler. Şimdi, bir çocuk o, kendisine istikbalini nerede bulacak? Nereden iş bulacak? Evet, ama yanılıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirirse iş buluyor. Ha, nereden buluyor? Bakın biz Orta Doğu kuvvetli bir yerdir. Yani ondan daha da kuvvetlidir. İkisinde de biz faaliyette bulunduk kurulurken falan. ODTÜ'de de. Evet, bayağı daha kuvvetlidir. Çünkü orada plan tam tutmadı. İmalat hatası çoğaldı. Neyse. 70'lerdeki olaylar dolayısıyla. Fakat yani şimdi böyle anti-emperyalist bir damarı vardır ODTÜ'de. Ha işte yani orada tam tutmadı. Neyse o bahsi diğer o. Evet. Yani şunu sormak istiyorum ben. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren bir kişiyle şunu söyleyeceğim. Kişiyle yabancı dille eğitim almış bir kişiyle kısacası Türkçe eğitim almış bir kişi, mesela bir Van Üniversitesi'nden mezun olmuş bir kişi aynı bölümü okusa dahi iş aradıklarında Boğaziçi Üniversitesi mezunu daha şanslı. Şimdi, dolayısıyla insanlar oraya gidiyorlar. Hayır yani bunda, şimdi burada büyük bir yanılgı var. Bakın. Yanılgı geçenlerde bak tesadüf çıktı bu konu şimdi. Turgay Bey'le bir taksiye bindik. Evet. Takside belli ki böyle üniversite okumuş falan bir genç. Şoför. Ayrıca orada bir tane aynasında Noel Baba ağacı sallanıyor. Noel ağacının üstünde de Amerikan bayrağı var. Çifte yani. Hem Hristiyan hem Amerikan. Tüyleriniz diken diken olmuş. Ha neyse. Yani şimdi Turgay Bey mi ne işte ona falan. Neyse nerede okudun sen falan dedik. Oğlan ODTÜ mezunu. Makine mühendisliğinden mezun. Ve diyor ki makine mühendisliğinde diyor Türkiye'de iş sahası yok, iş bulunmuyor diyor. Onun için diyor şoförlük yapıyorum. Allah'a şükür daha çok kazanıyorum diyor. Memnunum diyor. Sonra bir de şeyi sorduk tabii o. Astığı şey nedir falan. Ha canım işte filan. Ha dedik ya bak işte öyle üniversite böyle şeylere de yarayabilir. İmalat hatası olmazsa. Yani şimdi bunların çıkınca iş bulacağı bir kere hele şu sıra. Ha iktisadi kriz filan bunalım. Yok öyle bir şey yok. Ondan değil. Böyle ülkelerde şimdi bütün fabrika, sanayi, her şeyin durdurulmuştur. Hepsi olanı yabancıların eline geçmiştir. Öbürleri zaten 20 senedir öyle bir şeyler kalktı. Sanayisiz kalkınma modeli diye sömürge sistemi getirildi. Dolayısıyla bugün gençler için mühendislikmiş, oymuş, buymuş, böyle teknik falan sahalar Türkiye'de kalmamıştır. Böyle ülkelerde kalmaz. Burada kalan tek şey yabancı mallı Amerika, Avrupa mallarını pazarlamacı, reklamcı, işletmeci bu kalır. O da doydu. Onun için kimse bir de şunu söyleyeyim size. Yani halkımıza söylüyoruz tabii. Yani siz de haksınız ben de halkım. Çok şükür. Değil mi? Şunu söyleyelim. Yani efendim işte İngilizce bilmezsem bilmem ne. Peki ben size sorayım. Şimdi her köşede herkes yumurta satarsa. Yumurta kaç parada? Her köşede millet yumurta satıyor. Olur mu ya? Ya başkalarının bilmediğini bilmek kuvvet verir insana. Bir ayrıcalık verir. Herkesin bildiğini bilirsen mesela ne diyoruz? İşte New York'un zenci garibanları perişan. Hepsi İngilizce biliyor. Tarzanca bunların bildiği kadar, öğrendiği kadar onlar da biliyor. Ne oluyor? Ama sürünüyorlar. Hocam ama İngilizce öğrensin ne var? Öğrensin efendim. Yani, o ayrı iş. O ayrı iş. Bakın saptırmışlar. Yani kimse efendim işte matematiğin yani, en yeni yerlerini öğreneyim. Mühendislikte öyle bir öğreneyim ki bir şeyler icat edeyim. Yeni makineler yapayım. Yahut devletin böyle bir siyaseti olsun. Tabi bunlar da yok. Peki hocam. Dolayısıyla yani. Şunu nasıl izah ediyorlar? Yani hiç karşılaştınız mı bu yabancı dille eğitimi savunanlarla? Yani Almanya'da yok. Fransa'da yok. Bizde niye var? Bunu nasıl izah ediyorlar? Bir kere bunları söylemiyorlar ki oralarda yok diye yok. Biz diyoruz. Ondan sonra ses çıkarmıyorlar. Bana kimse bunu tersini çıkıp da savunamaz karşımda. Almanya'da var olduğunu mu iddia ediyorlar? Hayır etmiyorlar. Edemezler ki. Ses çıkarmazlar efendim. Susuyorlar. Susarlar. Ondan sonra işi daha fena götürürler. Çünkü bir yerden emir alıyorlar. Yapanlar. Nereden emir alacaklar? Nereden alacaklar işte. Patrondan alacaklar. Dış patronlardan. Yani şöyle bir şey olamaz mı? Samimiyetle bunun iyi olduğunu düşünen bir insan düşünemez mi? Samsun'da doktor. Canım yani şimdi biz... Samimidir mesela. Efendim, sen der ki bu iş İngilizce eğitimi olur. Efendim şimdi halk kandırılmıştır.
Ama biz senelerdir halkın bu kandırılmasına karşı doğrusunu millete anlatmaya çalışıyoruz ve çok şükür millet 40 sene uğraştık ama sonunda Türkiye'nin her tarafından millet bu işi anlamaya başladı. Millet anladı da hiçbir karşılığı yok ki hocam durum. Yani hala efendim, yani yabancı dille eğitim veren sistem, üniversiteler. Efendim, sistem bakın özeller kuruldu. Başta kurulurken yani bir tane de bundan olsun dediler. Peki hiç Türkçe eğitim veren özel var mı? Özel üniversite yok tabii. Yok. Benim bildiğim nasıl, yok. Nasıl tuttu yani vatandaş? Yani benim bildiğim yok. Belki bir tane inşallah vardır. Peki vatandaş anladı bunu diyorsunuz. Efendim, olumlu bakın, gelişme nerede burada? Ben onu anlamadım. Hayır. Yeni anlıyor. O da 40 sene anlattık da ondan sonra gece gündüz anlatıyoruz da her tarafta öyle anlamaya başladı. Vatandaşın yazdık, anlamasının çizdik. Bir manası yok ki. Efendim, sistemi değiştirmek. Ama işte kamuoyu da önemli tabii tabandan. Yani şimdi düşünün. Yazık. Kendileri de ağlaşıyor bize rastladığımız zaman. Veliler. Ama, hocam ben hayatımda efendim, veliler, İngilizce dünyanın, eğitimden yakınan bir tek kişiyle karşılaştım. Hayır ama dedim, bana kaç kişiye yakınıyor? Tam tersi hava atıyorlar hayır, bizim okulumuz hayır, İngilizce diye. Yani biliyorum ama işte hakikisi yani bizim ne dediğimizi düşündüğümüzü bildikleri için işi anlamaya başlayanlar gelip bana ağlaşıyorlar. ODTÜ öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, özel okul öğrencisi, hocası. Ya biz ne biz anlıyoruz anlattığımızı ne öğrenci anlıyor hiçbir şey öğrenemiyoruz falan diye. Veliler bir tanesi falan geçen gün anlıyordu bir banka müdürü hanım. Emekli maaşını, emekli ikramiyesini çocuğunun özel okulu için vermiş. Gitmiş para. Diyor ki okuttuk diyor hiçbir şey öğrenmedi diyor. Ağlıyor ah param da gitti diyor. Ah diyor keşke sana 4 sene evvel rastlasaydım diyor. Hocam o insanların bir kabahati yok ki. Yok kabahat, tabii. Sistem böyle hayır, kurulmuş. O sisteme sistem. Uygun davranıyorsunuz. Evet, ama yani. Şimdi milletin uyanıp buna bakın. Şimdi nerede? Milleti ancak şunun için uyarabilirsiniz. Bu sistemin değiştirilmesi yönünde adım atılmasını tabii, sağlamaları yönünde tabii, uyarabilirsiniz. Tabii. Yoksa çocuğunu İngilizce eğitim veren okula gönderme diyemezsiniz. Hayır zaten Türkçesini bırakmıyorlar ki mecburen hepsi oraya gidecek. Hepsi oraya gidecek. Anaokulda, okulu dahil. O da başladı. Hocam devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Şimdi kısa bir aradan sonra bu çok ilginç söyleşimizi sürdüreceğiz. Oktay Sinanoğlu konuğumuz. Gerçekten çok büyük bir ilgi var Oktay Sinanoğlu'yla yaptığımız söyleşiye. Profesör Oktay Sinanoğlu'nun görüşlerini almaya devam edeceğiz. Çok farklı, ilginç tespitler. Hocam Türkçe konusunda çok duyarlı. Ama ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere. Reklam arasında arkadaşlarım sizlerden gelen tepkileri bana aktardıklarında ben hocama... sık sık sorularla belki sözünü bölüyorum. Bütünlüklü bir açıklama yapmasına imkan tanımıyor gibi bir görüntü ortaya çıkıyor benim açımdan ama bunu yaparken ki tek amacım bu söyleşinin bir silsileyi izlemesi gerekiyor. O silsileyi takip etmek amacıyla yapıyorum bunu. Yoksa öbür türlü daha kolay yani sorarız hocamıza. Hocamız zaten derya gibi 15 dakika 20 dakika o konuyla ilgili konuşabilir. Bundan sakınmaya çalışıyoruz. Şimdi hocam şuradan devam edelim isterseniz. Bu Türkçeyi konuştuk, Türkçe eğitimi konuştuk. Türkçe eğitimle ilgili açıklamalar yaptınız. Yabancı dille eğitimin ne kadar sakıncalı olduğunu ortaya koydunuz. Türkçe üzerinde de bir özel çaba var mı hocam? Hocam siz izin veriyorsunuz. Evet. Şimdi yani gene... Görüş deyince ben hemen tespit dedim. Çünkü biz o görüş, bu görüş filan bunları anlatmıyoruz. Biz yıllardır dünyanın her tarafında, yalnız Amerika'sı filan değil, Avrupa'nın her ülkesi, Asya ülkeleri her birinde senelerce cirit atmışız. Yani cirit atıp turistik alışverişe gitmemişiz. Çoğunun yaptığı bilimsel gibi. Çalışmalar. Bilimsel yapmışız, kültürel yapmışız, devlet başkanlarıyla, bakanlarıyla görüşmüşüz, üniversitelerinde konuşmalar yapmışız. Yani iyice tanımışız kültürleri. Şimdi buradan gördüğümüz şudur ki, yani böyle tam sömürgeleşmemiş bir iki Afrika ülkesi falan hariç hiçbir ülkede dediniz de kendi dilini bırakıp da başka dilden eğitim yapılmaz. Neden? Dedik. Çünkü bir kere bununla hiçbir şey öğrenemezsin. Hiçbir şey öğrenemezsin. Derin mümkün mi? Değil. Ha, bunu anladık hocam. Şimdi tamam o öyle. Şimdi onun için yani tespit olarak hiçbir aklı başında ülkede böyle bir şey olmaz, yoktur. Sebebi çünkü işte eğitim olmaz. Bir. İkincisi, şimdi halkımız hala, yani senelerdir bunları anlatıyoruz. Tabii bizi duyanlar, yazılarımızı okuyanlar, konuşmalarımızı Türkiye'nin her tarafında tavana kadar dinleyenler bu işi anlıyor. Çünkü
makul bir şey duyduğu zaman halk anlıyor. Halkımızın hele bu eğitimden geçmemişse kafası çok iyi çalışır. Hepsi geçmiş hocam. Kesinlikle. Geçmemiş mi? Hayır, bu eğitimden geçmeyenin kafası çok iyi çalışır. Yani son zamandaki eğitimden bahsediyorum. İngilizce eğitim. Yani işte İngilizce. Her Türkiye'de eğitim yok yani şu anda. Hiç okula gitmeyenin kafası daha mı çok çalışır? Evet, Türkiye'de? Ben bunu kesinlikle görüyorum yani. Okula gidenin kafası çalışmaz. Evet, çünkü öyle bir eğitim yani. Şimdi ben biraz hani izleyiciler de gülsünler, biz de gülelim azıcık. Yani mesela milli eğitimin tarifini yapayım diyorum. Yapın. Sonra diyorum ki ya çok uzun sürmeyecek, merak etmeyin, geç oldu. Çok basittir. Milli eğitim ne millidir ne eğitimdir. Son dönemdeki durumu budur. Milli değildir, eğitim. Milli değildir. Zaten onu son bir iki bakan da söylüyor. Atatürk yanlış söylemiş diyor birisi. Bir üniversiteyi kuran geçen gün Hulki Bey'in programında. Kim hocam? Bilgi Üniversitesi'nin kurucusu. Bizim kitaptan Hulki Bey şeyi okuyor. Atatürk'ün sözlerini toplamışız bu eğitim konusunda. Çok önemli. Yani Atatürk'ün asıl ilkeleri bunlardır. Yani eğitim dili falandır. Bunlardan Atatürkçüler de nedense pek bahsetmez Türkiye'de. Onlar işte başka şey gibi gösterirler. Şimdi oradan okuyor Hulki Bey. Diyor ki bak diyor eğitimin milli olması en önemli meselesi diye Atatürk üstünde durmuş böyle demiş diyor. Onun için de lisanın da her dilde Türkçe olması şarttır diyor falan diyor. O üniversiteyi kuran Zevat da diyor ki hayır efendim eğitim milli olmaz evrensel olur diyor. Biz oradan diyoruz ki. Doğru değil mi ama hocam? Efendim evrenselliğe zembille evrensellik olmaz. Millilerden evrensellik oluşur. Şimdi herkes kendi milliyken kardeş eşitler arasında evrensellik kardeşlik oluşur. Eğer öyle olmazsa o zaman birisi öbürünün kölesi olur. Anladım yani ha. Fransızlar milli ha. Ama aynı zamanda evrensel. Almanlar önce, milli. Önce milli olmayan, kendi kimliğini bilmeyen, kendi kültürüne, kendi dinine sahip çıkmayan evrensel de olamaz. Anladım, siz evrenselliğe karşı değilsiniz. Hayır, bize önce zaten bu evrensel, küresel diyen bizdeki Zevat takım, Zevat neydi o kelime tam karıştırıyorum. Yani bunların evrensellikle, küresellikle hiç alakası yok. Ne dünyayı tanırlar, ne bir şey. Bunlar sadece Tuti Garbilerdir, yani Batı papağanlarıdır. Batı papağanları. Yani Osmanlıca tabir, Selçuk Türkçesiyle daha bin sene evvel. Tuti Garbilerdir. Yani oralardan bunlara bir şeyler söyletiliyor. Yoksa bunların evrensel küresellikten haberi yok. Türkiye'de arasan benden daha evrensel, daha küresel birini bulamazsın arkadaş. Yani dünyanın her tarafında herkesle aşırı neşir. Ve bundan çok zevk alıyorum. Ama millisiniz aynı zamanda. Ama önce milli olacaksın ki. Yani kendini bileceksin. Kendini bilmeden, kişiliğin olmadan, şahsiyetin olmadan başkalarıyla sen ancak onun kölesi olursun. Hocam siz gayet normal. İtalya'nın Bari kentinde babanızın orada konsolos olması nedeniyle orada doğmuşsunuz. Evet. 5,5 yaşına kadar orada kalmışsınız. Evet. 5,5 yaşınıza kadar Türkçe bilmiyor musunuz? İşte bir tek kelime biliyordum, o da küfürmüş meğerse. Peki 5,5 yaşınıza kadar Türkçe bilmiyordunuz. Aileniz sizi neden Türkçe konusunda duyarlı davranmadı, hassas davranmadı? Niye 5,5 yaşına kadar öğrendiniz? Benim bütün sülalem 15 cettim. Hem ana tarafından hem baba tarafından. Hepsi hem evrensel küreseldir. Hepsi birçoğu da birçok ülkelerde yaşamıştır. Ama aynı zamanda hepsi son derece millidir. Değerlerine bağlıdır. Peki niye Türkçe öğretmediler size? Hepsi. Şimdi benim babam, ben de Buenos Aires'teyim ya. Babam annem de Buenos Aires'teydiler. Ve işte orada... Şartlar gereği o zaman. Şartlar gereği. Bakın. Fakat bana Türk diline olan aşkımı, Türk kültürüne olan bağlılığımı, Türk tarihine karşı olan bilincimi aşılayan iki tarafım da anam babam ve dedelerimdir. Hı. Yani bizim bütün sülale böyledir. Onun için kesinlikle böyle bir şey yok. Bir kitap yazmışsınız hocam. Bay Bay Türkçe diye. Bay Bay da İngilizce yazılmış. Evet. Mizah var. Evet. Mizah şöyle. Var. Onu anladım. Türkçe sizce işgal altında mı? Yani İstila altında mı? Evet, şimdi biz vaktiyle... Ne oluyor yani? Türkçe gidiyor mu? Güle güle Türkçe demişsiniz. Hayır, şimdi aslında şöyle. Şimdi bu kitapta bizim 1970'ten bugüne kadar, yani 2000'e kadar yazdığımız birçok yazılar var. Ve çeşitli kesimlere hitap etmişiz. Bakın şimdi orada bakarsanız, sağ gazete, sol gazete, ocu, bucu, hepsinin dergisinde yazısında mülakat yazı falan vardır. Ben bu Amerika'dan çıkma bu ayrımcılıkları da hiç yutmadım. 60'tan beri. Nasıl ayrımcılık? Yani işte ocu bucu filan diye milleti bin parçaya bölüp alttan da alıp götürdüler. Bunların hepsi dışarıdan geldi.
Güney Amerika'da da aynısını yaptılar her ülkede. Sahtesini kurdular her şeyi. O ayrı bir ayrı konu. Neyse. Evet. Şimdi bunların farkında olduğumuz için başından beri biz bunu hiçbir zaman yutmadık. Ve bu oyunu bozmak için de her kesime temel meseleleri ki temel meseleler mesela bu topraklar bizim vatanımızdır. Türk'ün topraklarıdır. Vatanıdır. Buradan vazgeçilemez. Bunun gibi Türkçeden aynı derecede önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. Resmi dili, eğitim dili her şeyi Türkçedir. Ha. Tabii başka şey konuşan olabilir falan filan ama çerçeve dilimiz bizi birbirimize bağlayan ve Türk dünyasıyla da bağlayan bu dildir. Şimdi dolayısıyla buralardan taviz verilemez. Bunlar da o görüş bu görüş olmaz. Taviz mi veriliyor Türkçe'de? Hayır, taviz veriliyor, toptan veriliyor. Nasıl yani, veriliyor? Yani, o zaman bakın burada biz yazmışız. Türkçe konuşuyoruz hocam, bir problem tabii, yok. Tabii. Şimdi orada demişiz ki, önce Türkçe'yi götürürler, arkadan Türkiye'ye gider diye 25 sene evvel kafalar böyle oldukça efendim sonunda senin özelleştirme, küreselleştirme edebiyatı bunlar dışarıdan hocam, türetilir. Bunlarla senin fabrikan, sanayin, neyin varsa tarımın, her şeyinin yok edileceğini, alıp götüreceğini hocam, ve sonunda topraklarının elinden alacağını 25 sene evvel yazmışım. Ve bugün bu oluyor. Oluyor. Bir saniye. Oluyor. Nasıl oluyor? Ben onu anlamak istiyorum. Nasıl oluyor? Çünkü şu anda Türkçe konuşmuyor muyuz? Yani Türkçe nasıl efendim, oluyor Türkçe da işgal altında, istila altında? Şimdi yani insanlar artık daha önce mesela 60'a kadar, 60'lara hatta 70'e kadar insanlar üniversitelerde Türkçe bilim yaparken, araştırma yaparken Türkçe. Tabii yabancı dilden de yapsın yayın. Ama önce kendi ortamın olacak, kendi ülkende. Anladım. Birinci unsur yabancı dille eğitimin yaygınlaşması Türkçeyi götürüyor diyorsun. Efendim birinci şimdi bu. Bakın bu kitapta ve Turgay Bey'in hazırladığı kitaptaki yazılarımda yazmışız. Yani belgelere dayanarak yazmışız. Tarihte birçok misal vermişiz. Yakın tarihte ve eski tarihte. Bir ülkede yabancı dille eğitim anaokuluna kadar indikten bir buçuk nesil sonra yani 20 yıl sonra o ülkenin dili unutuluyor. Yani bilenlerin sayısı mesela İrlanda örneği 1890. İngilizler orada yapıyor. Bin yıllık büyük dil, Gelik dili İrlandalıların. Bir buçuk nesil sonra ki orada İngilizler zorla yaptı onu. Çünkü işgal altındaydı. Bizde gönüllü. Bizde gönüllü. Yani gönüllü mankur. Peki bizde kaç nesil oldu İngilizce eğitim? Ama şimdi bakın anaokuluna da indirirler diye burada telaşlanıyorduk. Kaç senedir bunu da yaparlar diye. Çünkü dışarıdan bunu yapılacağını biliyordum. Yapıldı mı şimdi? Evet. Anaokulu 22 Nisan 22 Nisan 2000 tarihli Talim Terbiye Kurulu'nun kararında ki biz bunu tesadüfen bilgisayarda gördük. Yani karıştırırken. Evet, kararında. Ne gazeteler yazdı, ne mecliste tartışıldı. Bu kadar önemli bir karar. Neymiş karar hocam? Yabancı İngilizce ile eğitim anaokullarından başlayacak ve çocuklara işte İngilizce şarkılar ki bunlar ilkokul çocuk anaokulu çocuklarının şarkıları İngiltere'de falan hep misyoner şarkılar, Hristiyanlık şarkılar. Bunlar söyletecek, müsamere olacak. İngilizce sevdirecek. Yani Türkçe kenarda bırakılacak falan. Ve uygulamaya da girdi. Gördüm. Hemen o sene. Sonbaharında girdi. Sessiz sedasız. Şimdi iş bitiyor yani. Ha, iş bitiyor. Yani. Bakın dedik ki bir nesil sonra bir buçuk nesil ben bunu nereden öğrendim? İrlandalılardan öğrendim. Adamlar ağlıyorlardı bana. Aman ben dedim ki ya 50 senede 100 senede biter ancak falan. Hayır dediler ya bir nesil sonra bitti. Nüfusun %99'u Gelik dilinden her işini yaparken bir nesil sonra dediler kendi dilini bilenlerin sayısı %25'e indi. Ve gidiyorduk. Tarihten siliniyorsun. Ve ondan sonra bunlar gizli cemiyet kurup İngiliz işgali altında. Orada burada gizli kendi dillerini öğreten kurslar açtılar gizlice. İllegal. Yasa dışı. Yasa dışı. Ve kendi dillerini yeniden öğretmek için. Bizde de belki öyle olacak. Türkçe kursları açılacak yasa yani, dışı. Zaten kimsenin ilgilendiği yok Türkçe ama kurslarla işte, falan da. Ama şimdi bu işte Hawaii'de de yaptılar, orada burada yaptılar. Birçok ülkede ve bunların başına gelenler sonradan ağlaşıyor. Ah biz bu oyuna geldik, dilimizi kaybettik, her şeyimiz gitti. Sonra topraklarımızı da elimizden aldılar diye kaç ülkede milletler ağlaşıyor. Biz bunları daha o zamanlardan ikaz ettik. Bak topraklarını da elinden alırlar. Aldılar arkadaşlar, aldılar. Topraklarımız da gidiyor. Büyük çapta gitti bile. Peki sessiz hocam. Sedasız gidiyor. Nasıl gidiyor? Kim yapıyor? Gelip zorla hani kafana efendim başka bir yöntem dipçikle, var demek. Başka bir yöntemle. Yani içinden fetih yoluyla. Çünkü kafaları sömürgeleştirirsen dışarının işine imza atacak insanların sayısı da bollaşır. Hocam durum bu kadar ciddi mi gerçekten? Çok ciddi efendim. Abartıyorsun. Efendim hayır çok ciddi. Bir somut örnek verelim hocam. O kadar ciddi ki. Yani
Yani işte bakın biz bunları senelerdir diyorduk. Hatta ne zaman ne olacağını bile kestiriyorduk. Çünkü dünyayla karşılaştırıyorduk. Acaba Türkçe'de yetersizlikler yalnız Türkçe mi? Değil. Türkçe'de yetersizlikler olabilir hayır, mi? Hayır, kesinlikle. Hayır. Yani bakın Türkçe, ben size söyleyeyim. Türkçe konusunda da yetersiz bir dil. Kelime sayısı az. Hayır. Ya, tamam bu da kasıtlı çıkarılan bir yalandır. Böyle bir şey yok. Bir kere Türkçe matematik gibi bir dildir. Yani matematiksel yapısı vardır. Türkçenin matematik, geometrisi, cebiri vardır. Bunu tabii 100 sene evvelki Alman dil bilimcileri falan da biliyordu. Biz de biliyoruz. Hatta cebirini de yapmışım Türkçenin. Türkçe'de biliyorsunuz çeşitli ses uyumları var. Çok incesi de var, şeyi de var. Daha kabası da var. Çok inceliklileri de var. Bunlara göre köklerden takılarla matematik gibi cebirsel yapılar oluşturur gibi Türkçe'de her konuya ve herkesin anlayabileceği şekilde Türkçe'yi bilen şekilde terimleri harika bir şekilde türetebiliyorsun. Bakın ben bunu fizik, kimya, matematiğin ana terimleri için yaptım vaktiyle 78'de sözlük. Ondan sonra sözlüğü biraz yok ettiler falan. Şimdi inşallah yeniden basılacak. Peki kelime sayısı, evet, kelime sayısı İngilizce'deki bakın, kelime sayısıyla efendim, Türkçe'deki kelime. İngilizce diye bir dil yoktur. İngilizce 300 senelik falan geçmişi olan 5 dilin kırması, sokakta konuşulanın bile %60'ı Latince'nin çok bozuğu, ki daha az bozuğu Fransızcadır. Daha da az bozuğu İspanyolcadır. Almanca mesela. Almanca ayrıdır. Tamam. Almanca şunu merak ayrıdır. Ediyorum yani. Bu dillerdeki kelime sayısı efendim, şimdi, çok fazla hayır, Türkçe'de hayır, yetmiyor diyor. Hayır, yalan, değil. Çünkü onu kasıtlı diyorlar. Yani bir yeter kere, mi yani? Türkçe mükemmel bir dil, demek? Dil midir? Bakın biz bunu mükemmel tabii, bir dil diyebilir misiniz? Mükemmel dilin az kalır o laf. Çünkü matematik gibi yapısı olan dil bugün yok. Türk dillerinden başka böyle dil yok. Türk dili gruplarından olan dillerden başka yok. Ha, Latince de biraz vardı. Ama Latince öyle dildir biliyorsunuz. Evet, ama onun için de İngilizce'de falan zaten İngilizce diyebilir. İngilizce'de terim türetme yeteneği yok. Bakın ben yeni kuramlar falan ortaya attığımız zaman bir şeyler bulduğumuz zaman İngilizce terimlerini de ben koymak. Çünkü bunu yapan bu koyar adını. Ve bunda çok zorlanıyorsun. Yok usulü kaidesi falan yok. Baş harflerini alıyorlar falan bir şeyler. Halbuki Türkçe'de hepsini buluyorsun ve herkes anlayabiliyor. Eğer Türkçe'yi dostları biliyorsa. Yani öyle herkes kafadan bir şey uydurmuyor. Yani Türkçe bu bakımdan hatta biz bunu tabii senelerdir biliyorduk, kullanıyorduk, diyorduk. Ama birçok şimdi yabancı bilim adamları falan da bunun farkına varıyor. Ve evet. Hem bilim dili olarak hem de bilgisayar dili olarak Türkçenin en uygun dil olduğunu yabancılar söylüyor. Yani biz 40 senedir söylüyorduk da şimdi bunlar da söylüyor. Evet. Peki hocam. Yani Türkçe'de milyonlarca kelime var, olur. Bir de Türkçe'de bir kötülük daha yapılmıştır Türkiye'de. Bu da dış kaynaklıdır. Mesela Türkçe'ye meraklı olan, Türkçe'yi sevenleri de ikiye bölmüşlerdir. Öztürkçeciler, Osmanlıcılar. Hatta biri sağ, biri sol oldu. Evet. Bakın bu da oyundur. Halbuki bunların hepsi Türkçedir. Bir de bunları katarsan Türkçe'de milyonlarca kelime çıkar. Ya bakın Kazakistan'da bir yaşlı hocayla tanıştıydık. 80 yaşında adam. Adam matematikçi, istatistikçi falan. Bilgisayarda oturmuş Kazak Türkçesinin ki Türkçe yani bizim Türkçe'ye göre daha da hafifidir. Değil mi? Evet. Ruslar engel olmuş falan. Kazak Türkçesinde sadece sözlük hazırlıyor bilgisayarda. Adam daha işin yarısına bile gelmemiş falan. Yani bir miktar çalışmış gösterdi. 80 bin kelime. Kazak Türkçesinde. Yani şimdi Türkçeden milyonlarca kelime çıkar. Osmanlıcayı da katarsan o zaman peki, yani dünyanın en büyük dili. Yetersiz İngilizce'de diyen, bir şey yok. Yetersiz diyenler art niyetli mi yoksa evet. Bu işi mi bilmiyorlar? Şimdi çoğu art niyetlidir. Bunları zaten yani senelerdir böyle bir şey denmemiştir. Asırlarca denmemiştir Türkçe hakkında böyle bir şey. Türkçe hakkında dönem dönem metiyeler yazılmıştır. Ama bunu son zamanlarda çıkıp söyleyenler küresel kraliyetçinin buradaki maşaları gizli cemiyet üyesi vazifeli onun için de bir takım önemli mevkilere koyan aslında hiçbir vasıfı olmayan bir takım adamlar tarafından bu laflar söyleniyor. Ama yani hani niye diyorsun desen de arkasında bir şey. Hayır efendim. Hayır bir de şimdi bir de maalesef mesela şey oluyor. Şimdi başlıyor işte ilkokuldan itibaren yabancı dille eğitim görüyor. Ondan sonra üniversiteye gidiyor. Orada da yabancı dille eğitim görüyor. Ondan sonra gidiyor dışarıda master yapıyor geliyor falan. Bu adam Türkçesini hiç okumamış ki. Bilmiyor ki. Yani şimdi. O zaman Türkçe yetersiz diyor. Sen şurada bir şu tarafa bakmıyorsun orada kamera var. Sen sadece bu tarafa bakıyorsun. Diyorsun ki bu odada kamera yok. Kardeşim dön bak bakalım kamera orada. Türkçe'ye bir bak diyorsun. Bak bakalım. Türkçe'ye hiç ömrü boyunca bakmamış. Ha bakmamış adam Türkçe roman bile okumuyor. Çünkü işte sömürgelerde böyle olur sonunda insanlar. Ve kafa
mankurtlaşıp İngiliz suliganı gibi düşünmeye başlar. Hocam, ondan sonra da böyle insanlar eğer mayası çok sağlam değilse sonra toprakları elinden alacağı zaman da şakır şukur imzayı basarlar. Hocam biraz bu kadar önemli mi yani? Biraz çok, abartmıyorsunuz. Hayır efendim. Şu bakımdan çok yani. Az ve hafif söylüyorum. O da sizin güzel hatırınız için. Evet. Ben karşı görüşle değilim hocam. Hayır, yani hayır. Ben sadece anlama hayır, çabası yani için. Yani programın değilim. Hatırı için. Hadi, anladım. Hani, daha ağır sözcükler hani, yani kapatmasınlar falan diye. Yok hocam yani, kapatmazlar. Ha, onun merak için, etmeyin. Yani çok hafifini söylüyoruz şimdi, yani. Hocam. O da Ramazan diye. Ha bir dakika şunu söylemeyi unuttuk. Başlangıçta niyetim öyle değil. Maalesef unuttum. Özür dilerim herkesten. Efendim şimdi Ramazan'ın son günlerindeyiz. Bayrama yani geliyoruz. Bizim bayrama geliyoruz. Bunlar yani bizler için çok mutlu günler. Manevi bakımdan da önemli günler. Ve yani biraz iyi şeyler de düşünmemiz gereken günler. Onun için bunları konuşurken bir taraftan da şunu muhakkak söylemek istiyorum. Bu Ramazan'ın, bu son günlerinin ve kurban ve bayramların, gelecek bayramın bütün Türk milletine, Türk dünyasına, Müslüman dünyasına ve dünyadaki her türlü iyi insana, iyi insana, hangi türden olursa olsun. Kötülere yok. Yani insanlık için yüreğe çarpan, melanet olmayan, insanlığın kuyasını kazmayan, iyi niyetli bütün insanlara, bütün dünyadaki hepsine hayırlı olmasını gönülden diliyorum. Ve onun için bu Ramazan'da bu konuşmaların biraz daha tatlı olmasını da isteriz yani. Isteriz. Ramazan olmasaydı daha ağır mı konuşacaktınız? Aa, ne biçim. Duman edecektik. Şimdi ben Turgay Bey'e döneceğim. Şimdi Turgay Bey, hocam bu görüşleri yeni mi savunuyor? Saptamaları. Hayır. Saptamaları. Bu saptamaları evet. Yeni mi yapıyor? Şimdi çok güzel bir soru Hakan Bey. Ben hocamın bu söz konusu olan kitapta bu konular dahil olmak üzere Türkiye'de çıkmış olan bütün yayınlarını 1962'den itibaren bu konuda toparladım. Neden? Çünkü bunları eğer yalnız hocamız söyleyip geçmiş olsaydı bunlar buhar alıp gidebilirdi. Ama yazılı belgeler olduğu için elimizde. Şimdi biraz önce konuştuğunuz mesela hocam bunları yalnız söylemedi. 1978 yılında hocamın yaptığı fizik, kimya, matematik terimleri sözlüğü var. Ve bu sözlükten şu anda bir tane ilaç için piyasada bulamazsınız. Ve işin garabetine niye bakın yok, ki Türk Dil Kurumu basmıştır. Birinci basımı tükendikten sonra da piyasadan kalkmıştır. Şimdi bakın orada mesela anot yerine hoca artı uç adını koymuştur. Atom yerine özgeçik, enzim yerine özgen, olur mu deterjan ama bu yerine arıtıcı. Uydurma, şimdi, uydurma değil mi? Evet. Hayır efendim, şimdi, türetme. Türetme. Türetmedir değil, efendim. Matematik gibidir. Kökten takılarla kelime türetilir. Ama İngilizce'de terimler bulmak istedikleri zaman uydurmaktan başka çareleri yoktur. Evet. Hatta bir cümle yapıp baş harflerini alıp kelime yapıyorlar ki dilcilere göre bu bir dilin beş para etmediği göstergesidir. Ve böyle yapılan kelimelerin adı akronimdir. Yani ölü at. Yani dil ölüyor demektir. Şimdi onun için Türkçe'de böyle bir yetenek var. Herkes imreniyor Türkçe'ye. Başkaları. Ah böyle bir dilimiz olsa da biz de terim türetsek. Türetebilsek. Diye. Mesela reaktöre tepkir, antropiye dağı denmiş. Entropi. Şimdi entropiye. Şimdi bunları kullandığımız zaman biz Türkçe bilim anlamaya başlarız. Eğer bunları kullanmaz isek işte şimdiki olduğu gibi İngilizce terimlerini ezberleriz. Size termodinamik ne anlatıyor? Veya reaktör ne anlatıyor? Ne yani reaktörün tepkir olduğunu. Termodinamik karşılığında var Isıl devinge. Isıl devinge. Isıl devinge. Şimdi bu. Bir şey bu, ifade ediyor. Köylüye bile bir şey ifade ediyor. Bakın böyle değil. Türk dünyada. Ya hocam o zaman terimleri böyle öğrenirse bir insan uluslararası boyutta nasıl çalışabilir? Efendim bakın yani şimdi, termodinamik efendim, uluslararası hayır, bir terim. Hayır şimdi. Efendim ne demek? Termodinamik birkaç kişi yapıp geliştirmiştir. Ve onlar geliştirmiş, ha, dilini hayır, vermiş, adını hayır, koymuşlar. Almanca, işte Alman şu bu falan filan. Latince'den ama hocam şöyle değil mi? Hayır, termodinamik bir deyince bir Japon da anlar, Alman da anlar, Fransız da anlar. Japoncası aynı mı zannediyorsun? Kurşun değil mi? Hayır efendim. Japonca'da elektrik, atom, elektron falan bu gibi kelimeler bile tam Japonca falan. Tam Japoncadır. Tamam, Çince'de de tam Çince'dir. İngiltere'de, Rusya'da, Almanya'da, Fransa'da, hayır, hayır. Avrupa ülkelerinde. Birçok terimler Almanya'da Almancası farklıdır. Fransızca, İngilizce, İtalyanca benzer. Çünkü bunlar Latin kökenli dillerdir. İngilizce, Anglo-Sakson olmakla beraber kökenleri aynı olduğu için. %60'ı Latince'dir. Kökenleri aynı yani olduğu için. Yani şimdi bu şeye benzer. Osmanlıca'da çerçevesi Türk'tür yapısı ama Arapça, Farsça kelimelerde türetilip kullanılmıştır. Hocam. Şimdi bunun gibi. Şimdi dolayısıyla Farslar da Farsça,
bir kelime türetse, Osmanlıca da türetse, efendim Arabistan'daki de Arapça türetse falan aynı yerlere yakın gelmeyecek miyiz? Geleceğiz. Aynı şey. Hayır, şöyle bir şey yok mu hocam? Şimdi bir Türk bilim adamı elektronik, termodinamik konusunda bir araştırma yapıyor diyelim ki. Evet. İngiltere'ye gidecek. Sizin önerdiğiniz kelimeyi biliyor. Termodinamik diye bir şey bilmiyor. Bir dakika. Zorluk bakın, çekmeyecek gene mi? Gene bak, karışıklık var. Şimdi yabancı dil bilmesin diye kesinlikle bir şey demiyoruz. Hayır, termodinamiği... Hayır, bakın şimdi yani demiyoruz. Şimdi şunu diyoruz. Yabancı diller ikinci, üçüncü dildir. Yani bu da hangi dilin en çok kullanılan ikinci dil olduğu. Yani uluslararası ticarette telegrafik dil olduğu, faks dili olduğu. Mesela. İngilizce. Ha, şu anda İngilizce. Ondan önce işte bir ara bizde Almanca gibiydi. Ondan önce Fransızcaydı. Ondan sonra işte Sovyetler'de Rusçaydı falan filan. Bu hangi güç, yani siyasi güç, iktisadi güç kimdeyse dünyada, o süre lingua franca dediğimiz, hani uluslararası konuşulan ikinci, üçüncü dil, o dil olur. Şimdi İngilizcenin bu geçmişi fazla değildir. Ondan önce Fransızca lingua franca'ydı. Ama bugün dünyanın büyük bir kısmı da İspanyolca konuşuyor. Amerika'nın dili bile İspanyolca olmaya başlıyor. Yani İsrail'de çoğu. İbranice niye görüşüyorlar? İsrail'de her şey İbranice. Bir izin verirseniz telefonda bir konuğumuz var. Bir milletvekili ısrarla arıyor ve katılmak istiyor. Sayın Bozkurt Yaşar Öztürk. Efendim iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biraz daha sesi arttırabilir miyiz arkadaşlar? Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sayın Öztürk. Buyurun Sayın Öztürk. Ahmet Hakan Bey, sayın hocama ve misafirimize saygılarımı sunuyorum öncelikle. Bütün dinleyicilerimize de hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi ben hocamı zevkle okuyan, zevkle dinleyen ve saygı duyduğum çok büyük bir bilim adamı. Evet. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de, Milli Eğitim Komisyonu'nda da Türk dilinin özelliklerini muhafaza etmesi babında, eğitim dili olması babında büyük bir mücadele verildiğini de hocama ben söylemek isterim. Bu konuda isterseniz, müsaade ederseniz, bu bütçe görüşmelerinde, Milli Eğitim bütçesi görüşülürken şahsımın Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yaptığım toplantıdan bir pasaj okumak isterim. Onu okumayın da Sayın Öztürk, ben bir şeyi hocama sorayım, sonra size döneceğim izin verirseniz. Hocam hiç böyle partilerle konuşur musunuz, gidip hani milletvekilleriyle, işte çeşitli partilerle efendim, bu görüşlerinizi efendim, bakanlarla görüş, saptama diyelim, tespit diyelim, görüş falan bildirmiyoruz, dünyadaki gerçeği bildiriyoruz millete, yani kandırılmış millete doğrusunu söyleyip yola gelmesine söylüyor yardımcı oluyoruz. Efendim ben 40 senedir malum yemin edip gitmiştik ya, döndükten sonra yani 62'den beri hangi hükümet olduysa, sağ hükümet, sol hükümet, askeri hükümet, karma hükümet falan filan, hepsinin başındaki insanları tanımışım şahsen. Ve hepsine gidip bu işleri anlatmışım tek tek. Hiç inandırıcı olmadı mı? Efendim çünkü birisi... ben başta zannediyordum ki hani bilmiyorlar da ondan. Hani o zaman öğrenince sahi diyecekler, iş düzelecek. Ha. Tabii şimdi yani bunu çok denedik. Zaman zaman bazı hani devletin büyüklerinden veya milletvekillerinden bu konulara şimdi sayın milletvekilinin söylediği gibi sahip çıkmak isteyenler, bu konuda faaliyet gösterenler oldu. Fakat nedense öbür işleri sessiz sedasız yürütenler daima işi alıp götürdü. Başarılı oldu. Ha, başarılı oldu şöyle yani kimse onlardan, hiç kimse şimdiye kadar çıkıp da vay efendim siz yanlış söylüyorsunuz işte aslında İngilizce olmalı falan da demediler ha. Yani biz ortalığı ayağa kaldırdık sağdan soldan ortadan kaç sene. Hiç ses çıkarmadılar ama bir de duyduk ki mesela sessizce işte bilmem ne kadar daha okulu İngilizce yapıvermişler. Bilmem kaç tane daha üniversite açıvermişler. 2000 yılında anaokullarında o anaokuluna İngilizce kadar indirivermişler. Kimsenin ruhu duymuyor. Ve şimdi de Atatürk'ün koyduğu bu çok güzel ve matematik gibi, bilgisayar gibi, yabancılar söylüyor, Türkçe uyan, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan, bu herkesin imrendiği yazıyı da, alfabeyi de değiştirip yani bozmak için sistemli faaliyet başlamıştır. Kim yapıyor? Turgay Bey de biliyor işte. Şimdi kim? Sayın milletvekilime,
müsaade ederse bu hassas olduğu konuda müdahil olması için iki tane somut örnek olay koyalım. Bir tanesi 10 Kasım 1997 Sayın Ulubay Milli Eğitim Bakanımız bu elimdeki ilkokul öğretmenlerine yazı ders programı kitabı içerisinde Q, X ve W yani çift V'nin nasıl yazılacağı konusunda tabloları görüyorsunuz. İlk öğretim okulu ders programı. Evet, evet. Milli öğretmenlere ve şu anda Türkiye'nin bütün ilkokullarında Q, X ve W'nin nasıl el yazısı, düz yazı şeklinde yazılacağı resmen tebliğ edilmiş durumda. Ama şey olarak, daha açığını söyleyelim. Yani Türkçe alfabesinin parçası olarak anlatılıyor. Evet, yabancı dil için değil. Ve şu anda bazı çevreler tarafından... Ne zararı var hocam? Q, W girse ne olur? Efendim şimdi bakın. Şimdi ben hatta şöyle bir makale yazacaktım, bir türlü bitiremedim. Önce şu batının imlasını düzeltelim. Bakın. Yani şimdi Ş sesi değil mi? Ş sesi Almanca'da 3 harfle yazılıyor. İngilizce'de 2 harfle. İngilizce'de SH ile yazılıyor. Bizde bir tane harf. Senin ucunun kuyruğu var. Şimdi mesela bilgisayarda hangisi daha kolay? Değil mi yani? Anladın mı hocam? Hayır, bir dakika. Bu harfler girse ne olur efendim, yani? Efendim şimdi bakın ama hayır şu oluyor. Bakın şu oluyor. Şimdi Türkçenin bu kadar güzel bir imlası varken, herkes bunu kolayca okuyabiliyorken, yazabiliyorken değil mi? Sese dayanarak. Yani böyle herkesin imrendiği bir şey dünyada. Çünkü herkes kendi alfabesinden şikayetçi. Evet, böyleyken. Bernard Shaw İngilizlerin imlasının olmadığından yakınır durur. Böyleyken. Ha böyleyken ne oluyor şimdi? Bir bakıyorsunuz Beşiktaş'tan aşağı inerken tabela. Efendim koca bir sarı tabela. Devasa. Bilmem ne dönercisi. Yalnız dönerciyi nasıl yazmış? Paşa. CH ile yazmış dönerciye. O da aslında çi olmaması lazım. Cahil. CH ile yazmış. Mahallede berber dükkanı açılmış. Paşa berber. Ondan sonra hani itibar görecek. Bak çünkü kendi belki Anadolu Lisesi'nde okudu. Dediler ki sen İngilizce biliyorsan adamsın yoksa adam değilsin. Adam çıktı bir adam işte berber oldu. İyi berberlik de iyidir ama niye orada okudun o zaman okumasaydın. Çırak olsaydın. Neyse şimdi adam berber dükkanı açıyor. İçinde şöyle bir yanıp tutuşuyor. Bak ben İngilizce öğrendim yani Tarzanca. İşte herkes bunu bilsin de benim itibarım artsın. Evet. Şimdi içinde de, ne yapıyor? Evet ne yapıyor? Dükkanın adına Paşa Berber diye SH ile yazıyor. Sayın milletvekilimiz. Öbürü tutuyor evet. W ile yazıyor. Evet yani bazı evet. Kelimeler mesela derviş gibi W ile yazarsan başka mana çıkıyor. O güzel. Ama yani kafa bu. Aşağılık duygusu. Önce Türkçe gidiyor. Dükkanların adı İngilizce oluyor. Sayın ondan milletvekilimize sonra ne diyorsunuz? İmlan gidiyor. Sayın milletvekilimizin ve arkadaşların bazı arkadaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki bunun adı da parlamento değildir. Çünkü parlamento sözü Latince ve İtalyanca kökeninde boş laf üretilen yer demektir. Kelime karşılığı. Onun için sayın milletvekilimiz parlamenter değil. Hakaret olur o. Milletvekilimizin Büyük Millet Meclisi'nde yaptıkları bu çalışma ve bu gösterdikleri Türkçe'ye sahip çıkma olayını canı gönülden kutluyorum. Ve meclisteki herkese bunun bulaşmasını ve bu milletin diline sahip çıkmak suretiyle kim olduğunu bir daha hatırlamasını ve ondan sonra dünyada kendine layık olan yerini alıp da oradan buradan itilen kakılan bir sömürge halinden kurtulmasını canı gönülden diliyoruz. Bu bayrama iki gün kala. Evet sayın milletvekilimiz. Şimdi, bir derdini anlatmadı ama çok ayıp oluyor. Sayın milletvekilime bir konu daha hatırlatayım. Müsaade ederseniz ben de derdimi evet. Bir dile getireyim. Tabii. Şimdi ben hocamın görüşlerine aynen katılıyorum. Bu konuda hiç aynen. Zaten hocamın eserlerinden okuyarak yetiştik. Onu da açıkça belirtmek istiyorum. Yalnız biz burada hocamın düşünceleri doğrultusunda yaptıklarımızı birazcık olsun dile getirmek istiyorum. Mesela şu anda mecliste gündemde olan yani sırada olan iki kanun teklifimiz var. Birincisi bu yabancı isimle yazılan tabelalardan mahalli idarelerin vergilerini 1:5 almaları konusunda. Yani genelde yabancı tabelaların yazılmaması için onun caydırıcı olsun diye. Caydırıcı yani. Olsun diye. İkincisi üniversitelerimizde ve okullarımızda eğitim dilinin Türkçe olması konusunda da kanun teklifimizi hazırladık ve meclise takdim ettik. Şu anda mecliste sırada. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. Bakın ülkemizde benim bu bütçe konuşmasında söylediğim bir konu var. Hocamın
Zaten kitabından biraz bizzat esinlenerek bunu söyledim. Sömürgeciliği, bilhassa kültür sömürgeciliğini doğrudan doğruya sıcak savaş şeklinde vermemek kaydıyla önce dili ihtiyaç olarak, yani yabancı dil öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu milletlere öğretiyorlar. Akabinde doğrudan doğruya yabancı dille eğitim yapan okullar oluşturulmaya çalışılıyor. Genelde özet olarak bunu söyledik. Evet. Yalnız bir şeyi düzeltmek istiyorum. Anaokullarında yabancı dille eğitim konusu Talim Terbiye Kurulu tarafından doğruydu, ortaya konmuştu. Biz müdahale ettik. Bu konuda Sayın Bakan'a da soru önergesi vererek cevap istedik. En sonunda Talim Terbiye'nin çıkarmış olduğu o şeyde biz tuttuk arz talep meselesine bağlayarak isteyene buraya kadar getirebildik. Yani şu anda anaokullarımızda yabancı dille eğitim veya öğretim yapılmıyor. Sayın Öztürk, ben yabancı dil öğretilebiliyor. Şunu merak ediyorum. Nasıl bir iştir bu? Yani anaokulunda yabancı dil eğitimini Talim Terbiye Kurulu getiriliyor. Siz buna karşı mücadele veriyorsunuz ve bu mücadelenin sonucunda isteğe bağlıyı ancak yaptırtabiliyorsunuz. Efendim, 10 Kasım 1997'de zaten bu çıkartılmış. Oradaki kitapta da zaten Sayın Öztürk, ben sizi yargılamıyorum. Yani o direnişi, o direnci anlamaya çalışıyorum. Bu nasıl bir iştir? Ne diyorlar size? Yani bu çok mu gereklidir diyorlar? Bu mutlaka efendim, nasıl bir direnç gösteriliyor ki siz? Bakın efendim, bakın. Burada şunu unutmamak lazım. Biraz önce söylediğimi unutmamak lazım. Yani öncelikle sömürgeci zihniyetin istediği doğrultuda onlar gibi düşünen, onlar gibi yaşayan insan tipi yetiştirme arzulanır. Yetişmiş o zaman bu insanlar. Yani artık Sayın Hocam da bunu açıkça dile getiriyor. Eğer bugün üniversite imtihanlarına şöyle bir bakacak olursak, ben açıkça bunu söylüyorum. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ile Türkçe İktisat Bölümü arasında giriş sınavlarındaki puan farkı 20-30'a yaklaşıyorsa, bu 20-30 puan farkı yaklaşık 50 bin kişi, 60 bin kişi demektir. Hatta ve hatta tıp fakültelerinde yabancı dille eğitim yapan tıp fakülteleriyle Türkçe eğitim yapan tıp fakültelerini tercih etme bazında, eğer yabancı dille tercihte puan farkı gene 20-30'a kadar yükselebiliyorsa, demek ki millet bu kültürel, gerçekten bu artık hocamın da biraz önce dile getirdiği gibi doğrudan doğruya bir ne diyelim, müstemleke ülkelerinde uygulanan sistem gibi bir tahakküm altında son 20-30 yıldır şimdi böyle doğrudan bir doğruya yabancı dille eğitim yapmak sanki ihtiyaçmış gibi hale getirildi çok ülkemizde. Önemli. Sayın Öztürk, yani burada benim asıl dikkatimi çeken husus şu. Böyle bir anlayış var Türkiye'de ama bu anlayış o kadar, anladığımız kadarıyla, sizin söylediğinizden anladığım kadarıyla o kadar egemen ki siz ancak bir milletvekili olarak buna karşı mücadele ediyorsunuz, görüşlerinizi anlatıyorsunuz ve belli bir noktaya getirebiliyorsunuz, geriletebiliyorsunuz. Evet. Ama o anlayış hala varlığını koruyor. Bu ilginç bir nokta. Bu nedenle yaptığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hocam siz ne diyeceksiniz? Ahmet Hakan Bey, yalnız şunu müsaade eder misiniz Ahmet Hakan Bey? Müsaade ederseniz, işte sizin gibi ve değerli hocam gibi hem medya hem de bilim adamları bunu doğrudan doğruya gündeme tutar, halkı bu konuda bilinçlendirirse, şuurlandırırsa, ben o zaman inanıyorum ki artık bizim mücadelemizde, siyasi mücadelede, mecliste de verilen bu mücadele doğrudan doğruya tavan bulacak ve artık arz talep meselesi doğrudan doğruya, yani benim çocuğum anaokuluna gitsin orada yabancı dil öğrenecek, şu anaokuluna giderse orada yabancı dil öğrenecek, buraya giderse öğrenemeyecek düşüncesinin dışında çocuğum yarınlara sağlam bakabilmesi için, sağlam bir Türk kültürü ve İslam ahlakıyla yetişebilmesi için hangi okula gitmesi gerekir? Bunun araştırılması, yapılması gerekir veli tarafından. Sayın Öztürk, bu çok önemli. Bu son söylediğiniz de önemli. Siz de diyorsunuz ki biz milletvekili olarak mecliste mücadele ederiz, veririz bu mücadeleyi ama asıl halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tabii, yani, bu çok önemli. Vatandaş bilinçli olacak. Vatandaşın bilinci olmadığı müddetçe biz mecliste hangi faaliyeti yaparsak yapalım anlamsız kalır diyorsunuz ki haklısınız.
Çok teşekkürler katıldığınız için bu katkılardan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Siz bir şey diyecek misiniz sayın milletvekiline? Teşekkür ederim. Ben bir şeyler ekleyeyim oraya. Yani dediklerine. Sayın Akan müsaade ederseniz. Sayın Öztürk bir örnek daha ben vermek. Kapattınız mı efendim? Hayır bekliyorum. Bekleyin lütfen. Sayın milletvekilim, dil konusundaki hassasiyetinizin devamını şükranla izliyoruz. Size işin vahametini göstermek üzere bir belge daha sunmak istiyorum. Bakın şu anda elimde Bilkent Üniversitesi, ki üniversitelerimizin içerisinde bizim göz bebeğimiz gibidir. Neden? En yüksek puanlı öğrencilerimiz bu üniversiteyi de tercih etmektedirler. Bu üniversitenin bu sene şu anda okutulan kış sömestrisindeki bir mecburi dersin ders programı var elimde. Mühendislere. Bu 3. sınıf mühendislik bölümüne bir ders konuluyor ve okutuluyor. 23 tane konu var. Okuma konuları. 23 konunun tamamı da Batı kültürünün temel yapı taşları. Artı içinde 6. yani Genesis yaratılış bahsinin konusunu şu anda gösteriyorum. Bilmem görebiliyor musunuz veya zaten rahatlıkla elde edebilirsiniz. Yazar Moses. Milattan nedir, önce nedir? Yani İsa'nın, Musa'nın Tevrat kitabı ve İncil. Şu anda Bilkent Üniversitesi'nde mühendislik fakültesi talebelerinin 3. sınıfına mecburi ders olarak okutuluyor. Hangi ders bu? Bu mühendislik talebelerine okutulan mühendislikle alakalı bir ders değil. İngilizce okuma kitabı olarak okutuluyor. İşin vahametini anlayalım. Sayın milletvekili ne yapacak? Yapacak demiyorum. Ben olayı koyuyorum. Yani bu olay yalnızca üniversitelerde veya anaokullarında İngilizce eğitim değil. İş buralara geldi. Ne diyorsunuz Sayın Öztürk? Şimdi Ahmet Hakan Bey, bakın ben bunu da şunu söylemek isterim. Bakın bu bahsedilen üniversite maalesef vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversite. Yani ben bu konudan, bu boyuttan bakmak istiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sayın hocam da bu konuda müşteri olsunlar. Son 2 yıldır Milli Eğitim Komisyonu'ndan vakıf üniversite olarak kurulan üniversitelerin hiçbirisinde yabancı dilli eğitim yapılacaktır şeyi geçmemiştir. Yani kurulan son 2 yıldır kurulan vakıf üniversitelerin hiçbirinde dil olarak, eğitim dili olarak Türkçe tercih edilmiştir. Yabancı dilli eğitim yoktur. Bunlardan örnek olarak vermek istiyorum. İzmir Ticaret Odası Vakfı'nın kurmuş olduğu Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Vakfı'nın kurmuş olduğu gene Ticaret Üniversitesi, her iki üniversitenin de dilde eğitim dili Türkçedir. Bunlar bizim bu son 2 yılda Milli Eğitim Komisyonumuzdan geçen, evet, kurulmuş Sayın Öztürk, bu ama üniversitelerdir. Bir saniye Sayın Öztürk. Sayın Öztürk gelmişti ve dur demekte başlamıştı. Bir saniye. Tabii. Yani buna çok seviniyoruz tabii. Yani birkaç şey söyleyeyim orada. Tamam, o yani ve talebeler bunu şikayet. Talebeler şikayet pırıl ediyor. Pırıl çocuklar. Şikayet ediyor. Neyse, onlar bilinçlisi. Bir kısmı da belki hoşuna gidiyordur. Ama şimdi bir sürü vakıf üniversitesi kuruldu ve bunların kurulması için kanun çıkarılırken tasarısı ortalıkta adeta gizliydi, görünmüyordu. Sonunda bulduk, baktıydık. Ve orada şöyle bir madde sıkıştırmışlardı. Kim? İşte şimdi o zaman YÖK'ün başına gelen cebinde bu kanun tasarısıyla geldi nasıl olduysa. Kim? Mr. neydi adı? Doğramacı? Hayır. Gürüz. Kemal Gürüz. Şu anki YÖK başkanı. Evet. O böyle bir kanun teklifiyle geldi. Biz rektörlerden falan istedik. Şunu size gelmiştir, gösterin diye. Yok, yasak dediler, bulamadık falan. Sonunda bulduk. Bakın, içine şöyle bir ayrı madde olarak değil, şöyle bir şey sıkıştırılmıştı böyle. Sandviç yöntemi. İyi laflar arasında. Yabancı üniversitelerde Türkiye'de şube açabilir. Dikkat edin. Müsaade, yabancı üniversiteler. Müsaade etmedik efendim. Çıktı o. Çıktı ve bunların bir kısmı, bu kurulan özel üniversitelerin bir kısmı gizlice başka üniversitelerin şubesidir zaten. İstanbul Erkek Lisesi'ne bağlı olarak Çatalca'da kurulacak üniversitenin kuruluş şeyini komisyonumuzdan geçmemiştir. Hayır, siz yenileri diyorsunuz tabii. Şimdi ondan önce kurulanların hepsi yabancı dille eğitim yapıyor. Belki Maltepe değildir diye bir şey duydum. Ama onun dışında kurulanların hepsi yalnız yabancı dille eğitim yapmıyor. Bu üniversitelerde İngiliz dili ve edebiyatı bölümü var. Türk dili ve edebiyatı bölümü yok. Yani bu hangi ülkenin üniversitesidir? Her ülke önce kendi edebiyatını öğretir.
Ondan sonra başka ülkelerin edebiyatlarını öğretir. Bizim üniversitelerimizde bizim diyebilirsek diyemeyiz. Orada İngiliz dili ve edebiyatı bölümü var. Efendim İngiliz Osmanlı tarihi İngiliz kitabından Türk Osmanlı'yı batırmış olan İngiliz'in düşman kitabından İngilizce olarak okutuluyor. Bunlarda ve önceki yabancı dilde olanlarda. Ve Türk dili edebiyatı yok. Yani bakın ve hatta eski üniversitelerimizde de Türkiyat bölümleri falan kapatılması için gökten bir hareket var biliyorsunuz. Yani bu konularda doktora yapılmayacak vesaire. Peki niye böyle yapıyorlar? Efendim çünkü bu işin arkasında küresel kraliyetçi dediğimiz YÖK var diyorsunuz hocam. Ne küresel kraliyetçi? Efendim küresel YÖK'ün kendisi yani küresel kraliyetçiler var dünyada. YÖK ve bunların bizimki gibi ülkelerde maşaları var arkadaşlar. YÖK mü maşası kraliyetin yani? Ne bileyim yani işte kim üstüne alınıyorsa maşa odur. Yaptıklarına bakın bana. Hocam, ben demiyorum. Hayır, dışarıda öyle diyorlar. Şimdi hayır bu şimdi sanki bir gizli güç var. Evet var efendim. Sanki manki yok. Ama hocam Kemal Gürüz yapmış diyorsunuz. Ondan sonra gizli güç diyorsunuz. Hayır gizli güç yani kendisi nereden yapmış? Nereden aklına gelmiş? Kendi aklına gelemez mi? Ha, gelmez tabii. Nereden niye gelmesin? Niye gelmesin? Yani düşünür bulur yani. Başkanı olarak gelecek. Cebinde kanun tasarısıyla geliyor. Günaydın. Evet Bozkurt Yaşar Öztürk Bey'e veda edelim isterseniz. Şimdi Ahmet Hakan Bey müsaade ederseniz ben o zaman son söz olarak şunu söyleyeyim. Eğer bizim gene bu meclisteki benim grubum adına yapmış olduğum konuşmanın son noktasında şöyle diyorum isterseniz müsaade ederseniz 30 saniyede bunu okuyayım. Bu parlamentonun anayasanın 130 ve 131. maddeleriyle 2547 sayılı YÖK yasasını gözden geçirip günün şartlarına göre düzenleyeceğine inancımız tamdır. YÖK komisyonunda görev almış bir arkadaşınız olarak bunu oradan okuyorum. YÖK ve üniversitelerinin 2002 bütçesi hakkında görüşlerimiz bu raporun meclise genel kuruluna inmesi ve inşallah sözünü ettiğimiz maddelerin değişmesiyle gündeme getirmeyi düşünmekteyiz. YÖK mevcut başkanı ve bazı rektörler ülkemizin kanayan bir yarasıdır. Burası bizim için çok önemlidir. Hakikaten kanayan bir yara. Bu yara ilaç ve pansumanla iyileşmemektedir. Parlamentomuz bu konuda da gerekli çözümü üretecek güç ve kudrettedir. Yani güç ve kudret burada anayasanın 130 ve 131. maddesinin mutlaka ve mutlaka değiştirilmesi artı 2547 sayılı YÖK yasası değişirse ben inanıyorum ki Türk dili ilim dili olamaz diyen bir zat hiçbir zaman YÖK başkanı da o zaman olamaz yani. Ve o lafı da Türk'ün 10 bin yıllık tarihinde hiçbir kimse şimdiye kadar dememiştir. Çünkü hangi lafı? Bu kötü lafı. Yani Türkçe daima bilim dili her devirde olmuştur ve de bunun üstüne de bir sürü Türkçenin marifetleri üzerine de bir sürü metiyeler yazılmıştır. 1000 sene evvel de daha önce de vesaire. Yani şimdi burada ayarlı bir şeyler var. Çünkü biliyorsunuz bunu eğer temelindeki olaya bakmazsanız anlamak mümkün değildir. Dünyada birçok ülkede yalnız burada değil Batı ülkeleri dahil birçok ülkelerde ulus devletler yok edilmeye çalışılıyor. Ulusal kültürler, ulusal bağımsızlık kavramları yok edilmeye çalışılıyor. Dünya birkaç şirket, birkaç bankanın eline teslim ediliyor, alınıyor evet. Onlar tarafından. Yani biz bunlara küresel kraliyetçiler adını takıyoruz. Ufak bir azınlık. Ve bu ülkeleri perişan ederken kullandıkları yöntemlerden tabii başında kendi dilini, kültürünü, tarih bilincini, ulus devlet bağımsızlık hissini falan yok etmektir hocam, ki bunlar işte gelip topraklarını da elinden rahatça alsınlar. Ve evet, nitekim öyle Sayın de oluyor. Sayın Öztürk, evet çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben İyi akşam. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hürmetler ediyorum. Şimdi hocam misyonerlik konusuna gelelim isterseniz biraz da. O belgede de işte gösterildi. Bir başka dinin verdiği öğretiler okuma parçası olarak İngilizce çok saygın bir üniversitemizde okutulabiliyor. Sizce tabii kendi dinini okutmak yasak olan bir yerde. Tamam. Türkçe işgal altında, Türkçe istila altında size göre. Peki din, İslam buna yönelik de mi bir oyma girişimi var? Yani Hristiyanlık misyonerliği. Yani, var mı böyle bir var şey? Tabii. Nasıl bir şey bu? Şimdi büyük çapta var da yani biliyorsunuz zaten dilimizi 90, alıyorlar, 90, dinimizi de mi alıyorlar yani? Bizde falan göre? Zaten yani işte kızıl tehlike gitti, yeşil tehlikesi geldi diye biliyorsunuz 91'de falan Amerika'da yeni düşman ilan ettiler, yeşil seçtiler. Kuşak. Yeşil tehlike diye, yeşil tehlike. İslam'ı tehlike diye gösterdiler. Neymiş efendim işte birkaç tane gariban ülke böyle işte
Sudan, Mudan falan gibi ülkeler Amerika için büyük tehdit oluşturuyormuş. Bunlara karşı füze kalkanı yapacak. Gülerler adama. Zaten Amerika'nın kendi halkı da yutmuyor bu palavraları. Neyse. Yani şimdi o zaman zaten işte Amerikan devleti böyle Huntington gibi adamlara para verip kitap yazdırır. Medeniyetler Çatışması diye falan bir şeyler ortaya atar. O kitaplar aslında böyle ülkeler için yazılmıştır. Ve o kitaplar buralarda tercüme edilir. Mesela Huntington'u Amerika'da sorsan belki çok insan bilmez. Hiç duymamıştır. Mühim değildir. Ama burada herkes Huntington'u biliyor. Niye? Çünkü orası böyle ülkeler için yazıldı. Ortaya bir kavram atıyor. Ondan sonra işte basın yayın falan oralardan ayarlı. Bunları körüklüyor falan. Sonunda da gidip İslam ülkelerinin hepsine saldırıyorlar. Evet. Gidip orasını burasını işgal ediyorlar. Elini alıyorlar. Şimdi bunları yaparken küresel kraliyetçilerin karşısında olan önemli engellerden birisi İslam kavramına sahip olan ülkelerdir. Çünkü bunlar kendi kafasına göre, kendi inancına göre düşünmek istiyor. E şimdi bunu eritmek için birkaç faaliyet yapıldı epey süredir. Bir kere o ülkede İslam'ı gözden düşürmek. Devamlı tahkir edici, küçültücü bir şekilde davranmak. Yalnız bunu İslam'a yapmıyorlar. Katoliklere de yaptılar aynısını. Nasıl gözden? Amerikan ne, televizyonlarında hocam, biliyorsunuz orada büyük bir Katolik nüfusu var. Bir de bir sürü Protestan nüfusu var falan var. Şimdi orada da senelerdir bakarsın bu orada da ayarlı olan televizyonlarda filan böyle filmlerde filan hep böyle papazları, rahibeleri yani Katolik papaz ve rahibelerini küçük düşürücü, alay edici filan programlar olur. Türkiye'de nasıl oldu? Yani Türkiye'de de işte İslam'ı böyle geri göstermek, gericilik gibi göstermek, efendim işte cuma namazına gideni irticayla suçlamak, ondan sonra hatta başına bir sürü iş çıkarmak falan gibi şekilde bir Müslüman düşmanlığı ve zaten her sömürgede, sömürgeci bu kitaplara geçmiş yani dışarıdaki ciddi kitaplara geçmiş. Kitabın adını da verebiliriz yeni çıkan. Her sömürgede sömürgeci sahte aydın sınıfı yetiştirmiştir. Ve sahte aydın sınıfı kendi toplumuna ters, onu tanımayan ve hatta ondan nefret eden bir aydın sınıfı yetiştirip milletinin başına bela etmiştir. İngiliz'in kendi kitaplarında yazıyor. Böyle yapıldı her yerde diye. Şimdi dolayısıyla, bizde de mi böyle? Tabii. Bizde de böyle bir sahte aydın sınıfı. Yani kendi milletinin değerlerine tamamıyla ters. Ondan sonra yabancı ve hatta onu küçük gören falan bir sınıf yetiştirilmiştir. Osmanlı'nın son döneminde başladı. Monşer takımı ama o az bir zümrede kaldı. Osmanlı'nın kendisi. Şimdi bu çok yaygın bir hale geldi. Dolayısıyla bunlar ilericiliği, efendim işte ileri aynen olmayı bilmem neyi Müslüman düşmanlığı şeklinde yorumladılar. Tabii bu tamamıyla yanlıştır. Atatürk'te de Müslüman düşmanlığı yoktur. Ama Atatürkçüyüz deyip de İslam bunu İslam düşmanlığına hocam, şimdi, tercüme edenler hocam, ama Atatürk inen mühim meselesi milli eğitim konusunda da hiç gık çıkarmamışlardır. Peki hocam. Değil mi? Şimdi, yani burada bir oyunlar var. Peki bu oyunu anlayalım. Ha şimdi bu şimdi, oyunlar. Aydınlar nasıl yapıyor da İslam'ı hakir görüyorlar? Efendim bu birkaç kademede yapılmıştır. Bu basın yayınla yapılmıştır, eğitimle yapılmıştır. İslam'ı geri işte küçük düşürmek, kötü göstermek, düşman göstermek. Zaten bu kavram mesela 91'de Amerika'da durup dururken birkaç ay içinde bütün kamuoyunda şöyle bir formül hemen psikolojik savaş yöntemleriyle yaratılıverdi. Müslüman eşittir fundamentalist, eşittir terörist. Daha o zaman ben orada dedim ki bak dedim şimdi Türkiye'de neler olacak veya başta İslam ülkelerinde. Hepsi de oldu. Ne oldu? Ne oldu? İşte yani Müslüman eşittir fundamentalist, eşittir terörist kavramı orada üretildikten sonra buradaki ayarlı basın yayın ve ayarlı sahte aydın sınıfı yani Tuti Garbiler, Selçuk yani denedir, Batı papağanları. Batı papağanları bunu hoparlörlerle büyüte büyüte böyle etrafta yaza yaza söyleye söyleye filan. Ondan sonra yani böyle Müslüman bu terörist demektir filan havasını Amerika kasıtlı olarak yazdı ki sonra tepesine binip kaynaklarına, topraklarına el koysun diye. İşte oluyor. Körfez Savaşı'nda Suudi Arabistan'la Kuveyt'i işgal etti. Çıkmıyor bir daha. Şimdi de Afganistan'ı, Özbekistan'ı falan işgal ediyor. Oralardan da çıkma niyeti yok. Bu arada Türkiye'nin de başına bir sürü şey gelecek yakında. İnşallah gelmez. Peki hocam yani evet. Önce dilimizi sonra tabii. Da dinimizi tabii. Sonra da istila mı başlayacak? Yani zaten yani şimdi Türkiye'de pek askeri bir işgale ihtiyaç yok herhalde. Zaten işgal altında. Yani içinden zaten. Kimin işgali altında? Siz biliyorsunuz. Yani bakın görün. Yani kimlerin etkisindeyse istiyorum. Oranın işgali altında. Bir telefon daha var. Sayın Yahya Akengin. Kendisi şair. Affedersiniz. Yahya Akengin değil mi? Ahmet Ercan. Profesör Ahmet Ercan.
Tanıyor musunuz? Hayır. Deprem uzmanı kendisi. Deprem Ahmet Bey, Türkçe. Tanıyor musunuz? Sayın Ercan, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey. Görünüyor mu resmi? Evet, iyi akşamlar Sayın Oktay Sinanoğlu. İyi akşamlar Turgay Bey. İyi akşamlar. Bana kitaplarınızı yolladınız. Ben özellikle çok teşekkür ederim. Gerçekten İskele Sancak özellikle Türk dilini ön plana çıkarması nedeniyle Ahmet Hakan Bey'i candan kutlarım. Gerçekten çok can alıcı bir noktadır. Bir ulusu ulus yapan özelliklerden bir tanesi konuştuğu dildir. Eğer konuştuğu dil yeterli değilse onun ulus olma özellikleri zaten yoktur. Oktay Bey'in çok iyi belirttiği gibi Türkçe bilenler tarafından çok üretken bir dildir. Sadece köklerini, eklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Ancak bu konuda gerçekten en büyük hata dil üreten insanlar ve dili kullanan insanlardır. Kimdir bunlar? Aydınlardır, üniversite hocalarıdır. Bunlar sözde İngilizce bilip de Oktay Bey'in dediği gibi sadece bir tarafa bakıp arkasına kendi kültürüne bakmayan insanlardır. Kendi konumdan örnek vereceğim. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz Ahmet Bey. Söz gelimi fay diye Türkçe'de bir kelime yoktur. İngilizce'de fault'tur bu. Kusur demektir, hata demektir, kırık demektir. Ama depremle birlikte fay kelimesi girdi. Ve hatta ben kendini ilerici sanılan bir dergide sürekli olarak yayın yapıyor idim. Bilim Teknik adı yayınladı. Ben yayınlarıma yolladığım zaman, kırık diye yolladığım zaman baş yazar yani editör dedikleri kimse onların üstüne çizip fay olarak yayınladı onları. Sözün gelişi kırığın kolu vardır. Kılığın fayın segmenti yoktur. Sözün gelişi segment aşağı, segment yukarı. Efendim Marmara'da 5 segment de kırılacak, 2 segment de kırılacak diye bu terimler ünlü bilim adamları tarafından sokuldu. Bunların hepsinin isimlerini de siz biliyorsunuz. Depremin büyüklüğü demiyorlar, depremin manyetüdü diyorlar. Ve bunlar da birçok televizyonda, özel televizyonlar tarafından ve sunucular tarafından bu şekilde söylendi. Ve hatta kendi dalımdan örnekler vermeye devam edeceğim. Bazı bilim adamları dedi ki, bizim çalışmalarımız İngiltere'de yayınlandı, bizim çalışmalarımız Amerika'da yayınlandı. Düşünün bir Marmara depreminden söz ediyorsunuz. Gidiyorsunuz San Francisco'da Amerikalılara anlatıyorsunuz bunu. Kendi dilinizde, kendi halkınıza anlatmıyorsunuz. Veya kendi dilinizde bilim adamı olabilecek kimseleri Türkçe olarak yayınlamıyorsunuz bunu. Ama hiç ilgi duymayacak bir Amerikalılar anlatıyorsunuz. Ve bu konuda da kendinizin çok ayrılıkçı ve ilerici olduğunu söylüyorsunuz. Yani İngilizce kullandığınız için ayrılıkçı olduğunu söylüyorsunuz. Ben de Oktay Bey gibi eğitimimi Amerika'da görmüş bir insanım. Bütün bilimsel dilimini gerçekten İngilizce olarak öğrendim. Ama Oktay Bey ile çok büyük bir koşutluğumuz var. Onun gibi ben de acaba bu terimlerin Türkçeleri nelerdir diye araştırması içinde bulundum. Ve şu anda yaklaşık 10 bin terimli bir sözlüğü çıkarmak üzereyim. Kendi alanınızla ilgili. Kendi alanımda ve diğer mühendislik alanlarında. Mühendislik alanında. Söz gelime gerçekten eğer Türkçenizi bilmiyorsanız terim üretmeniz zaten mümkün değil. Yani bunlar rüyada görülen olaylar değil. Peki ve sizin türettiğiniz... diyor ki bunlar uyduruk. Hayır, bunlar türetme terimler. Peki sizin türettiğiniz kelimelerle bu işi öğrenen bir öğrenci düşünün. Bu öğrenci İngiltere'de, Amerika'da rahatlıkla o alanda ihtisas yapabilir mi? Yapabilir tabii. Yani Türkçenin düşünün bir Arapçada, keza bir Çin dilinde, keza bir Japonya'da, Japon dilinde yabancı gider ve öğrenir yoktur. Diyor zaten herkes hocam. Herkes kendi diliyle öğrenir. Anladım. Ama Oktay Bey'e burada çok katılıyorum. İkinci diliniz olabilir. Bir İngilizce öğrenebilirsiniz, bir Fransızca öğrenebilirsiniz. O zaten tartışma dışı. Türkçesini doğru biliyorsanız o zaman yabancı dilini de iyi bilirsiniz bunun. Tabii. Şimdi... Ama şu anda bir çarpıklık söz konusu. Hocam bir şey söylüyor. Düşünün. Yani dediğim bir daha onu hatırlatalım herkese, öğrencilere, hocalara filan. Yani bir insan konuyu kendi dilinde en iyi öğrenir. Tamam, öğretir de. Ondan sonra bu konuyu, matematik mi, mühendislik mi neyse, konu neyse. Bunu iyi bilen bir insan, bunun yabancı terimlerini, yabancı bir dildeki terimlerini öğrenmesi birkaç gün meselesidir. Bakın ben hepsini Türkçe okuduğum halde, işte çat patta yandan İngilizce öğrendiğim halde, gidip Amerika'nın en iyi üniversiteler sene sonu imtihanlarına girip, 3 sene atladım. Bu benim kendi özelliğim değil. Evet. Bizim sınıfta herkes yapabilirdi. Çünkü terimleri öğrenmek çok daha kolaydır. Sayın Ercan. Yabancı dilde. Ha, Almancasını da öğrenirsin 2-3 günde merak etme. O dilin yapısını zaten hani şöyle idare edecek kadar da insan birkaç aylık bir kursla gayet iyi öğrenir. Yani insanların
Mesela bakın çok önemli bir konu var burada. İyi ki yani sırası geldi. Şimdi mesela diyelim ki dünyanın her ülkesinde üniversite 4 sene normal dallar. Değil mi? Bizde 5 sene. Efendim lise her yerde 3 sene ise bizde 4 sene. E şimdi yüz binlerce öğrenci de gidecek okul bulamıyor. Ama biz böyle %20'sini 30'unu falan fazladan böyle bir sene okutuyoruz. Niye okutuyoruz? Şimdi ben dışarıda diyorum ki, yani bunu şaka gibi söylüyorum da masal. Diyorum ki mesela, işte bakın biz Türkiye'de üniversiteyi 5 sene, liseyi 4 sene okutuyoruz. Yani sizden birer sene daha fazla okutuyoruz deyince, şimdi yabancı, yani Türk'ün ilerlemesini istemeyen yabancı ki hep söyledir şuur altında. Bunlar bir telaşlanıyor. Vay canına, birer sene fazla okutuyorsunuz. Demek ki Türkiye büyük bir hamle yapacak diyorsun. Diyor. Eyvah, ne öğretiyorsunuz bir sene fazladan? Matematik mi öğretiyorsunuz? O zaman kafa dehşet çalışır. Bilgisayar mı öğretiyorsunuz? Teknolojide ilerleyeceğiz diye bunlar bir telaşlanıyor. Vay bu Türkler alıp gidecek. Siz de hemen diyorsunuz ki telaşlanmayın. Biz de diyoruz ki yok ne öğretiyorsunuz diyor. Yabancı değil. Yok canım işte İngilizce öğretiyorlar. Yani Tarzanca öğretiyorlar bir sene fazladan filan. Deyince bunlar gülüyor. Oo çok iyi çok iyi siz devam edin. Aferin. Aferin. Ondan sonra işte geriye gidersiniz. İleri Sayın Ercan. Evet. Yani bu kadar abuk sabuk bir halde. Dünyada hazırlık sınıfı diye bir olay yoktur. Ya hazırlık sınıfı yabancı bir ülkeye gelen yabancı öğrenciye verilir. Demek ki Türkiye'de arkadaşlar Türkiye'de Türk genci kendi yabancı vatanında yabancı öğrenci durumuna getirilmiştir. Evet. Bu sömürgeleşmeden de öte bir şeydir. Bu büyük ihanettir. Bu işi yapanlar, savunanlar, buna alet olanlar, bunlar büyük bir ihanet içindedirler. Hele bunlar bir de Atatürkçülük diyorsa tam sahtesidir. Çünkü Atatürk'ün en büyük mücadele ettiği mesele buydu. Onun için gerçek Atatürkçüler, gerçek milliyetçiler, gerçek emperyalizme karşı olan sol eğilimler neredesiniz arkadaşlar? Hepiniz birleşin. Ve Batı'nın bu alçakça oyununa ve bunun içeride işbirliğini yapan kuyruk takımına karşı çıkın ve bu milleti ilelebet tarihten adının silinmesine engel olun. Biz 40 senedir bunu Türkiye'nin her tarafında hatta Türk olan her yerde dünyada bunları anlatarak binlerce aileye konuşmalar yaparak davandan bilmem nereye kadar. Ondan sonra yazarak çizerek bütün bilimsel dalların çalışmalarımızın yanı sıra bunlarla gece gündüz uğraşarak bu mücadeleyi veriyoruz, verdik. Ve de fakat şundan da herkes sevinsin. Şimdi artık Türkiye'nin her tarafında bizim sağduyusu hala sağlam kalmış, milletine yabancılaşmamış, gizli cemiyet üyesi olmamış, gerçek Türk milletinin evlatları bu davaya sahip çıkmaktadır. Ve bizim Türkiye olarak kurtuluş savaşımız da buradan başlayacaktır. Ondan sonra topraklarımızı da kurtaracağız. Ağzınıza sağlık. Oktay Bey alkışlıyorum bu konuşmasını. Evet, zaten alkışlıyorum. Hocam şey gibi siyasi parti mi değil? Tabii siyasi parti gibi olmaz. Çünkü bizimki gönülden, ruhtan ve ta atalarımın ruhundan gelen bir sestir bu. Öyle siyaset için, mevki sahibi olmak için, bilmem ne kazanmak için, oradan buradan çöplenmek için biz bunları demiyoruz. Benim Türkiye'de bir tek partim vardır arkadaşlar. Hangisi? O da bütün Türk milletidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes Türk milletidir. Eyvallah. Burada hiçbir yanlışlık olmasın. Evet Ahmet Ercan Bey. Bu alkışlıyorum. Atatürk'ten bir örnek vereceğim. Oktay Bey sözünü etmişti. Biliyorsunuz Atatürk Çanakkale Savaşları'na katılmıştır. Ve orada birçok kahramanlıkları vardır. Ve yaklaşık 300 bin tane şehit verdik biz Çanakkale'de. Cumhuriyeti kurduktan sonra Atatürk'ün ilk ziyaret ettiği il Çanakkale'dir. Atatürk Ankara'dan Çanakkale'ye gelir ve kürsüye çıkar. Kürsüye çıktığı zaman halk önünde coşkuludur. Ve Atatürk hem halka hem de tabelalara bakar, dükkanların tabelalarına. İşte Victor'un şaraphanesi, efendim Jackson'ın bilmem nesi diye tabelaları gördükten sonra Atatürk şunu söyler sadece. Der ki biz 300 bin şehidi bunun için mi verdik der. Kürsüden iner, arabasına biner ve Ankara'ya geri döner. Çanakkale'de konuşma yapmaz Atatürk. Şimdi gerçek Atatürkçüler, eğer bir insanlar Atatürkçü ise Atatürk'ün bu davranışlarını çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve Atatürk'ün bir dil bilimci olduğunu ve ulus yaratma gayretinin dilden başlaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bakın şu andaki YÖK'e bakın. Şu anda bir yerde yardım doçent olacaksanız ya da üniversite profesörü olacaksanız yayın yapmanız gerekiyor. Bu yayınlarda sayılar neye göre veriliyor? Yani puan değerlendirmesi neye göre veriliyor? Neye göre eğer veriliyor? Yayınlarınız İngilizce ise ve yurt dışında yayınlanmış ise
puanınız yüksek. Ama Türkçe'de, Türkiye'de yapılmışsa puanınız en düşük ya da yok sayılmıyor. Veya cezalandırılıyorsunuz. Yani düşünün, siz bir Türk vatandaşısınız. Bu da ihanet mi hocam? Ve Türkiye'de bu yaptığınız Türk insanı için yaptığınız yayın, yayından sayılıyor. Bunu yapanlar destekleyenler haysiyetsiz insanlardır. Dünyanın nereye, hangi ülkesinde olursa olsun. Bu hamasilikle de ilgisi yok. Benim için en önemli olan dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun insanların haysiyetine sahip olmalıdır. İnsanlık haysiyeti benim için çok önemli bir kavram. Bu haysiyetsizlik onur mi? Evet. Bu aşağılık duygusu, haysiyetsizlik ve bunu bilerek tabii yabancılarla hiçbir işçi de yaparsa da gerçekten ihanet duygusudur bu. Bunu yapanlar da aşağılıktır. Peki. Gerçekten böyle bakın. Peki düşün, Sayın Ercan, burada bunu yapanların şöyle bir haklı tarafları yok mu? Yani Türkçe'de bir bilimsel makale yazıyorsunuz. Bunu bir Türkçe yayın organında yayınlatmak için hiç çaba harcamazsınız. Niye? Çünkü niye? Yayın yok ki zaten. Yok ki. Yayınlar yasaklandı. Yayını bitirdiler. Yani yok bugün yayın? Türkiye'de Türkçe yayın yok. Yapmak, hayır efendim. Yayın hocam yapmak adeta yasaktır. 20 sene önce bir sürü bilimsel Türkçe dergi vardı. Türk Kimya Dergisi, Fizik Dergisi falan. Hatta ben oralarda da yaptığım şeyleri önce Türkçe olarak yayınlıyordum. Ondan sonra dışarıda yayınlıyordum. Hani Türkiye'den çıktı görünsün diye. Ben şöyle anladım. Yani tamam. Türkçe yayınlamak kolay olduğu için. Hayır, hayır, hayır efendim. Hayır efendim. Şimdi bunlar baltalandı. Ve bugün Türkiye'de Türkçe bilimsel çalışmayı yayınlayacak dergi bulmakta çok zorlanırsın. Ha işte Fırat Üniversitesi'nin dergisi var. Bilmem Yıldız'ın senede bir tane çıkan bir dergisi. Neden? Çünkü sen Türkçe'de araştırma yaparsan bir. Yani özgün bir araştırma yapıp yeni bir şeyler çıkarırsan. Kendi kafana göre zaten başın belaya girer Türkiye'de. Hangi dalda olursa olsun. Yardımcı doçette takılırsın. Yani genellikle böyle. Üniversitede durum Oktay evet. Bey'in söylediği gibi. Evet. Bir İkincisi, insan eğer kendi dilinde konuşamıyor ise. Hele bir de kendi dilinde hani dışarıda yayın yap. Hangi nerede o sağ kuvvetliyse mesela matematikte en kuvvetli ülke hangisidir ben size söyleyeyim. Amerika falan değildir arkadaşlar. Rusya ve Fransa'dır. Ha git Rusya. Matematikse Rusça'da yayın yaparsan, Fransa'da yayın, Fransızca yayın yaparsan o dünyaya daha çabuk yayılır. Çünkü en büyük matematikçiler bunlardan çıkıyor. Ha neyse hangi dilde gerekiyorsa yayın yap. Ama bir taraftan da bir bilim olması için bir ülkede bir ulusal bilim ortamının oluşması gerekir. Bilim tek başına yapılan bir şey değildir. Onun için Türkiye'de bir her ülkenin kendi bir bilimsel ortamı var. Karşılıklı oturup konuşan hani bunun bir kısmı da tabii ülkesinin çıkarları için gerekli araştırmalara da dönüşür. Bir kısmı da daha genel olur. Ha, onun için kendi ülkende bir takım yayınlar yapılır. Kendi ülkende, kendi dilinde bu işler öğrenilir, yaratılır. Ondan sonra bir de uluslararası içinde değişik dillerden de gerektiği zaman yayın yaparsın. Evet. O dilleri bilmiyorsan da Japonya'da, Rusya'da falan olduğu gibi tercüman getirtirsin bir tane. Çünkü oralarda her dalda tercüman yetiştirilir. Mühendislik tercümanı, tıp tercümanı, hukuk tercümanı. Onun ayrı bir uzmanlık dalıdır o. Tercümanı getirirsin. O da sana orada tercüme eder. Bastırırsın yabancı dilden. Sayın. Ama şimdi Türkiye'de bilim, araştırma, eğitim bunların hepsi rafa kalkmış. Doçenti, yardımcı doçenti, efendim asistanı, öğrencisi, master talebesi herkes tarzanca yokuşuna sürülmüştür. Bu büyük bir oyundur. Batıdan gelmek korkunç ablukadır bir oyundur. Efendim, abluka, işgal olayıdır. Ablukadır. İşgal. Ve bu suretle yani eğitimin söylenmeyen amacı Türkiye'de şuna dönüşmüştür. Herkes 250 kelime tarzanca öğrensin, başka hiçbir şey öğrenemesin. Batının gayesi de zaten budur. Ve sonuçlarını almaya başladılar. Bakın bugün Türkiye'de hani çok basit iki konuyu bir araya koyup, yan yana koyup da bundan sonuç çıkaracak insanların sayısı son derece az. O hale geldi. Müthiş bir cehalet var. Düşünemeyen insanlar yaratılıyor. Cehalet var. Cehaletten öte. Hani adam cahil olur da ama kafası çalışır bizim. O kayseri. Okumamış halk gibi. Mukayese yeteneğini edebilir. Kaybetmiş yani. Ama muhakeme yeteneği. Yani muhakeme yok. Çünkü ezber. Sınav. ABCD'de de işaretle. Git efendim tarzanca işte sınavına gir. Tarzanca hep sınavına. Hep tarzanca diyorsunuz. İngilizce niye tabii, demiyorsunuz? Tabii. Niye? Çünkü. Hakiki İngilizce de değil o diyorsunuz. Hakiki İngilizceyi nereden öğrenecek? Yani zaten şimdi Amerika'da da hakiki İngilizce yok. Amerikanca da hatta neyse, okumuş. O ayrı bahis. Okumuş ama hali. Ortalama 250 kelimeyle konuşur. Hayır yani. Ha, şempanzelere el işaretleriyle konuşmayı öğrettiler son yıllarda bilimciler. Onlar 600 kelimeyle konuşuyor. İngilizce bu. Kovboy dili. Sayın Ercan.
Katılıyor musunuz bu fikirlere? Evet, tamamen katılıyorum. Katılmamak yani... mümkün değil. Düşünün, gerçekten Türkiye şu anda abluka altındadır ve Türk kültürünü önce yok ettikten sonra Türk ülkesi yok edilmesi ana hedeftir. Bu saptama tamamen doğrudur ve ben buna katılıyorum. Ya, Sayın Ercan, yani işte. Ulus olma bilinci yok edilmek üzere. Sayın Ercan, sanayi kaldı ne, toprakları veriliyor. Hocam, Sayın Ercan'a veda edelim. Daha hatta bekleyen birçok konuk var. Çok teşekkürler Sayın Ercan. Efendim, ben çok teşekkür ederim. Sizi kutlarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi hocam, siz rahatsızsınız biraz da. Ben sizi daha fazla tutmak da istemiyorum. Biraz daha hızlandırmak da istiyorum. Şimdi biraz girdik. Ben aslında ona bir bahis açacaktım, bir başlık açacaktım ama... Bunlar iç içe birbirine bağlı. Bağlı şeyler zaten. Evet. Hiç mahsuru da yok. Türkiye'de bilim yok mu? Efendim, şimdi bakın. Kalkıp övünüyorlar. Efendim, işte biz dünyada 38.'ydik de ne bileyim işte 32, 30'a yükseldik, 28'e yükseldik bilimde diye övünüyorlar. Neyle övünüyorlar biliyor musunuz? Efendim, işte dışarıda yapılan yayınlar sayısında artış olmuş. Yabancı dille yani, İngilizce yapılan. Ya, şimdi güzel. Hani bir şeyler yaptığın zaman bütün dünyaya duyurmalısın. Dediğim gibi icap ederse tercümana tercüme ettirip yayınlarsın filan. Bütün dünya duyar. En işe yarayan şeyleri de zaten yayınlamazlar. Önce kendi ülkesinde kullanır, yağını çıkarır, sonra bir kısmını yayınlar filan. Hani teknik konularda, değil mi? Herif bir şey icat etmiş, roket icat etmiş. Yayınlayacak, ona mıra verecek değil ya. Önce kendi kullanır, sonra ıvır zıvır bir kısmı da yayınlar. Bak, bizde bilim oluyor. İletişim olsun ki onlar da bir şeyler desin diye. Şimdi dışarıda yapılan yayın sayısıyla övünen bir ülkede nasıl bilim olur? Çünkü ben size bilim sahiden var mı yok mu ayracını, hakiki ayracını söyleyeyim. Yani bu efendim şu kadar yayın yapıldı Türkiye'de diye övünenler utansınlar yani. Demek ki bunların bilimden haberi yok. Olduğunu da zannetmiyorum zaten. Şimdi bunun ayracı şudur arkadaş. İstediğin ülkeye git. Bak, ben bunu senelerdir görüyorum. İstediğin Asya'sına git, Avrupa'sına git, Amerika, hangi ülkeye gidersen git. Orada sor bilimcilere herhangi bir dalda. Ha, tıpta bazı iyi gelişmeler var galiba. Onu ayrı tutalım. Yani tıp, yani bak, bize de iyi bakıyorlar Cerrahpaşa'da falan. Orayı ayrı tutalım. Onlar bir şeyler yapıyor. Tabii, çünkü ortada bir şey olması lazım. Yoksa hasta ölür. De oraya ayrı. Yani temel bilimler falan filan. Şimdi gidin herhangi bir ülkede sorun. Bilimcilere sorun. Şimdi bir kere Türkiye falan deyin. Önce bir tabii suratı karışacak. Hemen gözünden ne Arabistan'ın çölleri falan gelecek. Develer, hurmalar falan. Arkasından fundamentalist, terörist lafı gelecek. Hadi onları da atladık diyelim. Deyin ki ya Türkiye'de hocam hangi dalda? Kamera sizi daha iyi görsün. Böyle bakalım. Bana bakın hocam. Evet. Pardon. Affedersiniz. Özür dilerim. Estağfurullah. Yani şimdi sorun. Deyin ki Türkiye'de hangi dalda Türkiye'de bir varlık vardır ve bir ekol vardır. Türkiye'de bir şey yaratılmıştır. Sorun. Hiçbirinde bir şey yok derler. Yani öyle bir şeyden haberimiz yok derler. Yani haberi yoksa yok demektir. Fizikte bir şey yok, kimyada yok, biyolojide yok, işte fende yok. Hiçbir şey yoktur. Hiçbir rekor. Hiçbir şey. Bakın ama gidin herhangi bir dalda. Mesela gidin efendim Polonya'da, bak Polonya bizden çok daha nüfusu az, küçük, gariban. Polonya'da var mı? Kaç sene şey yapmış değil mi? Bir ülke. Yahut Romanya. Var mı oralarda? Var tabii. Şimdi gidin sorun bir yerde. Efendim işte Romanya'da bilim var mı? Efendim bunlar derler işte falanca dalda bir ekol kurmuşlardır. Yani bu işler Romanya'dan sorulur. Polonya'dan sorulur filan gibi. Bizden hiçbir şey sorulmaz. Hayır efendim, hiçbir şey yoktur. Çünkü biz de bu yayın yaptık falan dedikleri dostlar alışverişte görsün diye göstermelik. Hani bu aşağılık duygusu var ya, Avrupa'da maç kazandık, Avrupalı olduk var ya. Onun gibi işte dışarıda yayın yaptık, Avrupalı olduk, küresel olduk, evrensel olduk. Kim diyor bunları? Bu işleri ayraç olarak gösteren ve hakiki bilimin olmasını da engelleyenler kim? Gene bunlar da gizli cemiyet üyesi. Ne demek hocam? Bu ikide bir gizli cemiyet üyesi. Efendim, şimdi dünyada ne biliyorsunuz yani gizli cemiyet, böyle ülkelerde. Gizli cemiyetler mi efendim, var? Efendim, şimdi bir cemiyetler var. İsimlerini sizler biliyorsunuz. Ben demiyorum. Dışarıda yazıyor, içeride yazıyor. Herkes yazıyor. Bir takım cemiyetler var. Bu cemiyetler gizli. Bu cemiyetler. Ben bilmiyorum hocam. Gerçekten bilmiyorum. Evet tabii. Şimdi Atatürk'ün kapattığı cemiyetler var. Hem de hakaret ederek kapattığı cemiyetler var. Yani ben bunlara İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin
bugünkü devamı ucu dışarıda 5. kol cemiyetler diyorum. Bu cemiyetler mi yapıyor bu evet, işi? Evet, şimdi bu cemiyetlere yani böyle ülkeler uzaktan askeri işgal olmadan kendi adamları gelip burayı resmen idare etmeden hani şimdi gene gönderiyorlar. Muhipleri aracılığıyla. Muhipleri aracılığıyla bu yani bu cemiyetlere seçilen üyeler varsa ki bunu komünistler de Sovyet de yaptı. Yani her gittiği ülkede bir sadece açıktan komünist partisi vardı bir de gizli parti komünist partisi vardı ve hücre teşkilatı vardı hepiniz biliyorsunuz. Amerika'da bunu başka gizli, İngiliz'de bunu başka gizli cemiyet vasıtasıyla yaptı. Şimdi böyle ülkelerde bu cemiyetlere kimler alınır? Bakın ben bu adamların çoğunu gördüm. Senelerdir görüyorum. Yani nereden görüyorum? Yaptığı işe bakarak anlarsın. Ondan sonra kim? Milli konularda takındığı tavırlardan dediği laflar hep aynı lafları derler. Oradan anlarsın. Ama sonra alışıyorsun gözünden de anlarsın. Suratından anlıyoruz kaçıncı derece olduğunu bu peki, adamların. Hocam. Bakın buralara kimleri seçerler. Nasıl anlaşılır evet. Biz de anlayalım seçerler? Yani. Siz çok iyi anlıyorsunuz da şeytan avukatlığı yapıyorsunuz da maşallah maşallah. Şimdi bunlara bizim gördüğümüz şudur. Yani öyle olduğunu anladığımız falan insanların. Yani gizli cemiyet üyelerini nasıl anlarız? Bunu hayır, anlatıyor şimdi, hocam. Evet. Hayır yani buralara kimleri anlıyor? Geçen gün bir gazetelerdeki bir mülakatta bizle tam sayfa orada dedi ki bu gizli cemiyetlere kimlere üye aldı? Aslında şunu sormak istiyordu. Ya seni niye üye yapmadılar mı falan. Bunu soruyor. Biz de dedik ki arkadaş bizim gördüğümüz şimdiye kadar buralara alınmak için iki şartı vardır. Neymiş onlar? Biri vasıfsız olacaksın, biri şerefsiz olacaksın. Evet. Yani bunlara baktığınız zaman bu adamların tek başına böyle bir cemiyet tarafından pohpollanıp bir yerlere getirilmeden tek başına adam olacak ne bir yetenekleri vardır ne bir hani kendi haysiyet hisleri kendi başına bir fikirler üretmek bir şeyler yapmak bir davası olmak böyle şeyler bunlarda yoktur. Bunlar plastikten adamlardır. Bir telefon konuğumuz daha var. Plastik adamlar. Yahya Akengin şimdi hazır. Ha, bu plastik adamlar vasıtasıyla bu işler yürütülür. Sayın Akengin iyi akşamlar. İşte bir ülke içinden böyle fethedilir. Evet. Bunlar da dışarıda yayın yaptık diye övünürler. Ondan sonra efendim işte Türkçe ile bilim yapanı cezalandırırlar. Evet yani, hocam Yahya Bey var telefonda. İyi akşamlar Sayın Akengin. İyi akşamlar efendim. Yahya Akengin şair. Hocamın heyecanı bizi de sardı oturduğumuz yerde. Yani elektriği bütün ülkeye yayılıyor. Onu bir kere belirtmek istiyorum. Dil ve zihniyet meselesine de girdiler. Ben şimdi burada bu Türkçenin bilim dili olamayacağı tezleri karşısında bir soru sorulması gerektiğine inanıyorum. Hangi Türkçe diye bir soruyla karşı karşıya olduğumuzu sanıyorum. Demin söyledik onu. Bir kere bilindiği gibi yarım asır Türkiye'de öz Türkçe, üvey Türkçe kavgası yapıldı. Burada mesele şu idi. Yine Atatürkçülüğe sığındılar. Efendim Türk dilinin geçmişiyle bağlarını, dolayısıyla köklü düşünce ve kültürüyle ilgisini kesmek gibi bir amaç güdüldü. Ve bu yüzden Türkçe bir ideolojik kavgası haline getirildi. Doğru. Bu ideolojik kavgasını dil üzerinden yapanlar bir gün ayıldılar. Yahu biz birbirimizi anlayamaz hale geldik diye bir ortak noktaya yaklaşınca bu arada demir perde de iddialarını kaybedince Türkçe karşısındaki bu tavır bilimsel bir kimlikle karşımıza çıktı. Yani şimdi bu vaktiyle dilindeki kelime kadroları yükselmiş olan Türkçenin öz Türkçecilik adına tenzilata uğrayıp zayıflaması karşısında artık bu dille bilim yapılamaz noktasına gelindi. Şimdi burada hangi Türkçeden maksadımız şudur? Yahya Bey bir saniye. Yahya Bey. Yüzyıllarca kazanımları var. Evet efendim. Anladım. Bir saniye hocam. Evet, hocam bir uyarıda bulunmak istiyor Sayın size. Yahya Bey. Buyursunlar efendim. Yani dediklerini tamamlayıcı nitelikte bir şey söylemek istiyorum. Tamamlayıcı nitelikte. Şöyle. Demin de biraz bahsettik. Şimdi buyurduğunuz gibi Türkçede de bu Sunni ayrımcılığın çıkarılması kasıtlı olarak olmuştur. Yani orada da hani dışarıdan buraya sokulan
sağ sol Sunni, sahte sol, sahte sol, sağ numaralarıyla milleti birbirine düşürme oyunları arasında Türkçe'de de efendim Sunni olarak bir Öztürkçe Osmanlıca kavgası çıkarılmış ve bir tarafı bunun sol, evet, bir tarafı sağ gibi gösterilmiştir. Tamamıyla doğrudur. Evet. Şimdi burada biz de senelerdir, yalnız biz değiliz, hani aklı başında insanlar var Türkiye'de. Yani şimdi bunun, bu oyuna karşı da birleştirici rolümüzü oynuyoruz. Yani millete bu konudaki sakatlığın da giderilip Türkçe konusunda da birleştirici olmak gerektiğini anlatıyor. Şimdi onu şöyle izah edeyim. Evet, biz de belki bazı yıllar sonra anladık ki, evet, Öztürkçe meraklısı olanlar benim anladığımdan başka şeyle meşgul oluyormuş meğerse. Yani bin yıldır, belki daha fazla yıldır Türkçe halk diline kadar mal olmuş ve Türk dünyasının her yerinde halk diline mal olmuş ve kültürümüzün önemli parçaları haline gelmiş kelimeleri atıp tasfiye edip, yani oralardan dolayısıyla o kavramları kültürümüzden silmek çabası varmış meğerse. Tamam, oralar doğru. Evet, evet. Ha, şimdi tamamıyla doğru. Şimdi yalnız eksik olan bir taraf var. Sebep, yani bu konuda dile meraklı olanların unuttukları, fark etmedikleri belki de bir taraf daha var. O da hani çoğu temel bilimlerle uğraşmadıkları için, fen bilimleriyle. Evet. Şimdi fende, teknikte devamlı yeni buluşlar oluyor. Yani bunlar 1000 sene önce yoktu. Hani gerçi bazı bilim dallarını biz icat ettik, batıya biz öğrettik 1000 sene evvel, ama şimdi yeni yeni çıkan mesela birçok durum var. Bu durumlara, bu konulara karşılık olarak Türkçelerini türeteceğiz. Peki nasıl türeteceğiz? Hocam isterseniz çok teknik oldu. Hayır, bunu türetmek için yani yeni bilimsel, yani fen, evet, teknik, yeni çıkan, dünyada yeni çıkan kavramlara adını koyacağımız zaman Türkçe olarak, bu Türkçe'de çok kolay olabilen bir şey. Demin anlattık. Evet. Çünkü Türkçenin hocam, matematik gibi kuralları var. Köklerden, takılarla, ses oyunlarıyla. Ona katılıyorum diyor zaten Yahya. Ya. Şimdi onun için buradaki birleşim... ilave etmek istiyorum. Ha. Evet. Şimdi hocam, evvela bir özür dileyerek düzeltme. Profesör, evet, doktor yazıyor. Onu, ne onu, profesör onu, ne doktorum. Evet, onu kaldıralım arkadaşlar. Evet. Yahya Hakem. Fahri doktorum var, onu da kullanmıyorum unvanlarımda. Evet, evet Yahya. Evet. Abi. Hemen lütfen yalnız, çok vaktimiz şimdi geçti. Tabii. Şimdi hocam, ben bunu kabul etmekle beraber diyorum ki Türkçenin kazanımlarını Öztürkçe adına reddettikten sonra manevra alanı daralıyor. Evet. Tamam. Şimdi tamam. Bunu tartışmayı sürdürün. Evet, şimdi burada tartışma yok. Burada hayır, hocam, birleştirme noktası şudur. Çözümü işi tabii, şudur. Tabii. Bu saçma yaratılmış durumların çözümü şudur. Bakın ben şunu şöyle ifade ediyorum. Formül gibi. Tasfiyeciliğe hayır, zenginleştirmeye evet. Evet, bir şey daha tamam var hocam. Tasfiyecilik. Daha ya Bey. Yani bize 1000 senelik hocam, laflarımızı lütfen tasfiye etmek hocam yok. Biraz izin verin, bir tamamlasın Yahya Bey. Çünkü bu çok uzadı bu, evet, bahis. Şimdi evet. Sayın Necat Muallimoğlu'nun ben çok ikna edici buldum bir eserinde. Diyor ki İngilizcenin temeli 5000 kelimedir. Neyse Yahya Bey ve lütfen. Ve yıllarca aldığı kelimeleri eriterek yok şimdi bugünkü 700 bin kelimelik kadroya ulaştı. Evet. Eriterek. Yahya Bey lütfen. Bir de böyle bir sentez kabiliyeti var. Efendim şimdi. Şimdi ben burada. Hocam bu bahis başka bir tartışma. Hayır canım, biz de biliyorum ama evet, saptırma olayı var şu anda. Bir şeye geçmek şu anda istiyorum hocam. Yahya Bey. Dille, sizin üzerinizde durduğunuz o dil ve zihniyet meselesi. Mesela Nurullah Ataş demişti ya, ki bu konulara gelme. Bu geçmişin izlerinden kurtulmak için Latinceyi liselerde okutalım. Bu onun ortaya sürdüğü tezdir. Neyse, şimdi neyse, bunun temeli neyse, o zihniyet meselesini çok iyi açıklar. Tamam, evet, oraları biliniyor, oraları biliniyor. Bağlayacağım tamam, sözlerimi. Oralar tamam, yeni bir şey söyleyelim. Yahya Kemal Beyatlı'nın dil üzerine özetle şu görüşü vardır. Yahya Bey. Efendim tamamlıyorum. Diyor ki Yahya Kemal Beyatlı, bir millet vatanını kaybedebilir, eğer dilini koruyorsa onu bir gün yeniden kazanır. Evet. Aynı çok şey, teşekkürler. Kaybedebilir, bu aynı.
bu koruyorsa yeniden aynen, kazanabilir. Aynen. Bu cümleye katıyoruz efendim, ve şimdi bu efendim, eğer diyor hatta dinini kaybetse, dili yaşıyorsa yeniden onu kazanma tabii ihtimali vardır. Ama çok, eğer çok dilini doğru kaybederse bunların hiçbirine yeniden sahip işte olamaz. İşte tarihteki verdiğimiz misallerde bunları doğruluyor zaten aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Bu da doğru. Ben şeyden arz ediyorum şimdi hocam. Bilimde ve teknikte dışarı yeni kavramlar karşısında bizim yapacağımız ve hep de yaptığımız gibi Türkçe kurallarına uyarak köklerden takılarla matematik yapısını Türkçenin kullanarak bunları türetme yapmaktır. Peki. Ve dolayısıyla hocam, bilimcilerin de bu dilin özelliklerini bilmesi gerekir. Öğretilmesi gerekir. Bize öğretmişlerdi. Biz bunu konuştuk şimdi, hocam. Ha, bunu yapacağız. Geçti. Ama dikkat edin. Eski dil kurumunda da yeni dil kurumunda da bir sakatlık vardı. Hocam ben şimdi bir şey söyleyeceğim size. Evet. Ben bu konuya girmek istemiyorum. Tamam. Yani bu hayır, yani apayrı bir konudur. Şunu diyelim. Uzun efendim, bir konudur. Yani bunlar kelime mi sözcük mü diye 50 sene kavga ederken İngilizce aldı götürdü. Yahya ve Bey. Buna iki tarafta karşı çıkmadı. Çok şimdi bakın bu lafın altından başka şey çıkıyor. Peki. Bu sefer efendim işte İngilizcesi hocam, de girsin. Hayır. Çok teşekkür eskileri ediyoruz. Eskileri tasfiye etmeyeceğiz. Ama yeni terimleri şimdi Yahya Bey, göre yapacağız. Ben Oktay Sinanoğlu, bakın size bir konuda uyarmak istiyorum. Oktay Sinanoğlu çok buyurun ileri şeyler söylüyor. Çarpıcı şeyler söylüyor. Bu konu, yani sizin bu gündeme getirdiğiniz noktası, işin bu noktası biraz daha detayda kaldı. Ayrıntıda kaldı. Ayrıntıda kaldı. Dolayısıyla ben bunu derinleştirmek istemiyorum. Ama yeteri kadar görüşlerinizi koydunuz ortaya. İlave bir şey söyleyecekseniz lütfen söyleyin. Zihniyet meselesi ortaya konmadıkça işin boyutları kavranamaz. Hocam da zaten bunun aslında bir şey söylemiyor. Tabii. O vurguluyor. Tabii. Yani onu söylemeye çalışıyoruz zaten. Bir müsaadenizle son olarak bu Türk dünyası ve Türk cumhuriyetleri ve Türk dili meselesinde bir şey arz etmek istiyorum. Bakınız biz Türk dünyası yazarlar kurultayını yaptık Türkiye'de iki defa. Cengiz Aytmatov iki defa konuğumuz oldu ve Türkiye gündeminde şunu ilan etti. Türkiye Türkçesi Türk dünyasının ortak bilim ve kültür dili olabilir. Bunda buluşabiliriz. Ve bunu tabii diğer konuşmacılar da şu görüşlerle tamamladılar. Bu Türk Cumhuriyetleri, Türk milletlerinin birbirinden dil bakımından alacağı çok şey var. Demir perde kalkıp aradaki iletişim sağlanınca gördük ki bizim terk ettiklerimiz orada yaşıyor. Onların terk ettikleri bizde yaşıyor. Evet, çok ve güzel. Yeni bir alan açılmışken Türk dilinin önünde yeni bir şans tekrar bilimsel mülahazalarla onun önü kesilmek istendi. Evet. Bizim bizde bilimle ilgili görünenlerin böyle sorunlarla ilgilenmesi lazım. Tarzancayla değil. Çok teşekkürler Yahya Bey. Evet, İyi akşamlar efendim. Şimdi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra hocam tamamlıyoruz artık. Çok az bir süremiz kaldı. Bu misyonerlik konusunu biraz daha üzerinde durmak Turgay istiyoruz. Açar. Bir de işin temelindeki bu küresel kraliyetçiler belki son biraz bölüm söyledik. O. Neyse gerçi onu da söyledik. Yani ikide bir söyledik. Çünkü işin zaten temel çerçevesine bakmadan ayrıntıda anlaşamayız. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Yeniden birlikteyiz. İskele Sancak devam ediyor. Tamamlayacağız artık. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir rahatsızlık değil ama yine de bir rahatsızlığı var ve hastaneden buraya geldi. Ve aynı zamanda belki dikkatinizi çekmiştir. Hocam arada bir şeyler yiyor. Yemesi gerekiyor. Yemesi gerektiği için çünkü rahatsız kendisi. O şeyi yemesi gerekiyor. Evet. Bunu hani seyircilerimiz bir saygısızlık olarak algılamasınlar. Hocam kendisi rica ettiler benden. Böyle bir uyarıda bulunmam doğrultusunda ben de çok değerli seyircilerimizi bu konuda uyarıyorum. Başka türlü bir anlam çıkarılsın istemiyor hocam. Evet. Sanıyorum bu yeterli oldu hocam. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Yani, ne demek? Yani, peki. Bana bakarsanız daha rahat kamera sizi takip edebilecek hocam. Evet, biz işte alışmışız. Hayır, ekrana bakıyoruz. Bana bakarsanız kamera sizi daha rahat takip edecek. Şimdi tamamlıyoruz artık. Benim anladığım kadarıyla hocam bir sistem kuruyor. Ortaya koyduğu sistem şöyle bir şey. Bir taraftan eğitimde bir
büyük yozlaşma, yabancı dille eğitim adı altında. Ardından Türkçenin devre dışı bırakılması, yani dile karşı bir hücum. Ardından dine karşı İslam'ın hor görülmesi, küçük görülmesi, İslam'a karşı bu tür çabalar. Bütün bunlar birleşiyor ve işte hocamın küresel krallık mı diyorsunuz? Küresel kraliyetçiler, küresel krallık. Küresel krallık, küresel kraliyetçiler adı verdiği bir anlayış. Böyle bir anlayışı şiddetle eleştiriyor, reddediyor, buna karşı çıkıyor. Yani toparlanması gerekirse böyle bir yaklaşım söz konusu hocam tarafından. Kendisi bunun bir saptama olduğunu da, bir tespit olduğunu da ısrarla altını çizerek vurguluyor. Şimdi ben misyonerlik konusunu açtığımda tabii ki din konusu bu işin içine girdi. Fakat hocam o konuda da çok geniş bir perspektiften baktı olaya. Dar bir perspektife koymadı. Bir de dar bir perspektiften bakarsak Türkiye'nin Hristiyanlaştırılmasına yönelik bir çabadan son zamanlarda söz ediliyor. Gerçi bunun abartıldığı da söyleniyor zaman zaman. Çok abartılı bir yaklaşım olduğu da söyleniyor. Böyle bir Hristiyanlaştırma çabası hocam var mı? Yani Türkiye'yi dilimizi İngilizceleştirme. Evet. Yani sizin tabirinizle tarzancalaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Dinimizi de Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar mı? Evet, şimdi yani tabii yani illa Türkiye üstünde böyle bir şey yalnız Türkiye üzerinde yapılıyor falan gibi bakarsak yanılırız. Çünkü bu işi tam kavramak için yani ve bunun bir saptama olduğunu, bir görüş olmadığını anlamak için dünyaya bakmak lazım. Şimdi Fransızı, İspanyolu, İngiliz'i, Amerika'sı, Amerika bilhassa son 100 senedir bir takım ülkeleri bunlar ele geçirmek için, bunları sömürge yapmak için kullandıkları iki tane büyük taktik vardır bu devletlerin. Bunlar gittikleri ülkede bir kere o ülkenin kendi dilini unuttururlar. Biz de bir yazılarımızda şey demiştik. Dil gönlü yüzdüren gemidir. Yani bu gemi battığı zaman gönül kalmaz. Gönülle ilgili her şey gider. Dolayısıyla bu çok vatana önemli. Vatana bağlılık. Vatana bağlılık, efendim işte dini inanışlar, hatta bir takım gelenekler, insani ilişkiler, dünya görüşü falan, bunların hepsi beraber gider. Şimdi dolayısıyla bir taraftan bunu yaparlar. Ve hani bir takım ulusal duyarlılıklar da bu suretle gider. Hani vatanını koruma, kendi ülkesinin çıkarlarını, kendi halkının geleceğini koruma içgüdüsü de gider beraber. Onun için bu çok önemli bir şey. İkincisi, ve bununla birlikte olarak her gittikleri ülkede misyoner faaliyetlerini devreye sokarlar. Hristiyanlık propagandası. Evet. Misyoner faaliyetlerini devreye sokarlar. Yani Hristiyanlık bu, tabii. Evet. Ama bu da Hristiyanlığın bir garip mezhepleri genellikle ön planda oluyor. Yehova şahit. Bilhassa Amerika'nın. Yani Amerika'da biliyorsunuz böyle son 100 senede çıkarılmış falan, orada çıkmış bir takım garip mezhepler var. Tarikatlar yani, var. Yani mezhep aslında. Tarikat, yani bizdeki tasavvufi manada tarikat da değil. Bizde böyle mezhep gibi bir şey. Evet. Mezhep aslında. Mezhep de yeni çıkarılmış mezhep. Yani mezhep dediğim bizde ne bileyim işte, değil mi? 1400 senedir olur. Anladım. Ha, burada ya, yeni çıkarılmış mezhepler filan canım. Mesela hangi mezhep var? Bir örnek verebilir misin? Mesela bir sürü mezhep var. Yani Yahova şahitleri var. Ondan sonra Moon tarikatı var. Şimdi yani tarikat diyorlar da işte bir Moon sahte mezhebi diyelim. Sahte mezhep. Şimdi bu çok ilginç. Çünkü Kore'yi tabii, Güney Kore Amerika'nın işgali altındadır hala da. Ve Güney Kore'nin de çok köklü bir kültürü vardır ve bu kültürü de bizim eski kültürümüze, Asya kültürü olarak çok yakındır. Yani, bozdu mu orayı Amerika? Evet, şimdi orada bunlar misyonerlik faaliyetlerini arttırdılar. Ve kısa süre içinde ailenin yarısından çoğunu Hristiyan yaptılar. Hristiyan'ın belli mezhepleri yaptılar. Ve bunların içinde bir de böyle garip bir mezhep kurdular. Moon dedikleri. Ve bunları bu fotoğrafta bununla ilgili, evet, mi? Şimdi bunları Asya ülkelerinde, ki Türkiye de onların açısından ve benim de açımdan Asya ülkesidir. Birinci derecede, ikinci derecede Avrupa ülkesidir. Böyle ülkelere bunları gönderip
Hani mesela ne bileyim Fransız Amerikalısı falan gelse, köye gelse Türkiye'de, herkes bunun misyoner olduğunu anlayacak, buna tepki gösterecek falan. Ama ne yapıyor? Kendisine çok benzeyen Asyalı bu Koreli garibanları bu Muncu diye yani. Köylere gönderiyor ve misyonerlik yaptırıyor. Görebilir miyiz? Ankara'da, İstanbul'da, mahallelerde, bir de ayrıca köylerde. Bakın şimdi Turgay Bey arkadaşımız, yani Bursa civarında bildiği köylerde falan bunların faaliyetlerini şahsen kendisi görmüş. Hayretler içinde kalmış. Hatta ilk bana söylediğinde Japonlar buraya geliyor da böyle böyle işler yapıyor. Hocam bir Güney Kore modeli mi uygulanıyor? Deniyormuş köylerde. Biz dedik ki yok canım, onlar Japon falan değildir. Korelidir. Onlar Güney Korelidir. Peki, bunlar farkına varmadı. Hocam peki bun yani. Bu Amerika'nın Güney Kore'de uyguladığı yöntem mi Türkiye'de uygulanıyor? Yani, tabii o da uygulanıyor ve ayrıca tabii yani bir kere şunu da bilelim. En iyi misyonerlik kendine yaptırılan misyonerliktir. Yani karşında Amerika'dan, İngiltere'den gelme yabancı papaz yerine senden görünen birini yapmasıdır. Şimdi bu da yapılıyor Türkiye'de. Tabii yabancı dille eğitim de bunun için yapıldı. Ama direkt olarak da şimdi yapılıyor. Yeni perdede. Ama ona çok yakın olan, yani bu köye giden bu Koreli, işte resimde de görüyorsunuz, kıyafetlerini, yüzlerini falan gördüğünüz zaman, ki bunlar da Ural Altay cinsinden olduğu için kültürleri de, görünüşleri, adetleri, insan davranışları bizimkilere benzer. Yani köylü bunlardan huylanmıyor. Hele bir de Japon zannediyor. Japon'un da itibarı var teknoloji falan dolayısıyla. Bir de sempatik geliyor. Sempatik geliyor. Hani batıldan daha sempatik geliyor. Hani kültüre daha benziyor falan. Ve bunlara şimdi bu işi yaptırıyorlar. Ve bakın Turgay Bey bana anlattığı gibi anlatsın. Neler yapıyorlar? Sayın Hakan, Yalova Akköy'de faaliyet gösteren Güney Korelilerin resimleri. Bu resimlerin yanlarında Türk çocukları ve aileler vardı. Fakat izzet nefsi yüksek bir milletiz biliyorsunuz. Bu durum belli olduktan sonra kendileri rica ettiler kendilerinin resminin çıkmamasını. Yani bu fotoğrafların hepsinin orijinali bizde mevcut. Ülkemiz biliyorsunuz depremle büyük bir felaket yaşadı. Yurt dışından da birçok yardıma geldiğini bildiğimiz kuruluşlar oldu. İşte bu kuruluşların birçoğu maalesef benim bildiğim Yalova çevresindekileri, artı Adapazarı çevresindekileri de biliyoruz. Buraya salt yardım amacıyla gelinmedi. Bunlar şu anda o acısını paylaştıkları, gözüktükleri insanların köylerinde tatil köyleri kurdular. Bu vatandaşların Orhan Gazi civarındaki köylerden 13 yaşlarında kız, erkek, Müslüman çocuklarını yaz okulları diye, Japonların tatil köyleri diye götürüp eğittikleri Akköy'deki faaliyet gösterenler. Zaten emniyet kuvvetlerinin haberi var. Peki. Yani bu bir örnek olarak veriyoruz. Teşekkürler. Telefonda bir konuğumuz var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz? Ben Profesör Doktor Turan Güven. Yalnız sizin sesinizi çok az alıyorum efendim. Buyurun. Dinliyoruz. Biz sizi çok şimdi, iyi duyuyoruz. Evet. Tabii vakit çok geç olduğu için çok kısa ana başlıklarla hocamın yaptığı açıklamalara biraz katkıda bulunmak istiyorum. Belki bazılarında hocam temas etti, geçti. Sizin branşınız ne? Benim branşım biyoloji. Biyoloji, evet. Biyoloji profesörüyüm. Şimdi üniversitelerde yardımcı doçentlerin doçent olabilmesi için bir yabancı dili mutlaka geçmeleri gerekiyor. Bu üniversitelerde bilimin önünü tıkayan en önemli konulardan birisi olarak görüyorum. Bir saniye, Turan Bey bir saniye. Buyurun. Hocam, Batı'da da böyle değil mi? Yani bir akademik kariyer elde etmeniz için bir yabancı dil öğrenmeniz gerekiyor. Efendim, yabancı dil mecburi değil. Efendim, hocam yani, çok güzel açıkladı. Hayır. Öyle bu bir konuda şey, bir şey söylemedi. Hayır, ama öyle bir şey yok. Yani adam bilimde bir şeyler üretmiş mi? Ha, o dili dostları bilmiyor. Amerika'dan çıkan bilim diye söyledikleri şeyleri birçoğu başka ülkelerden gelen göçmen adamlar yapmıştır o işleri. Evet. İngilizcesinde başka birisi düzeltmiştir ya tercüme mesela, etmiştir. Bir şey öğrendim. Yani bir bilmek, saniye Turan Bey. Bu bilinmesin demek değildir. Hayır, faydalıdır. Tabii, tabii, tabii. Ama bizde zorunlu ama. Bizde zorunlu ve zorunlu. Bizde olmaz. Bakın yani, bizde belirli kademelere gelmek için evet. Veya hatta dekan olmak, rektör olmak için ben bunu kendim gördüm bu evet. Üniversitede burada. Tahmin geliyor. Yani aday olmak isteyenlerin şu şartları olması lazım diyor. Birinci madde İngilizce bilecek. Evet. Ya adamın önce mesleğine ne bildiğine evet, bakılır. Evet.
ne biçim bir adam olduğuna, yani bütün bildiği şeylere bakılır. En son yabancı dil, eğer mesleği tercümanlık değilse, en son yabancı dile bak. Evet. Yani şimdi bizim millet toptan, yani 7'den 70'e Tarzanca öğrenmek yarışına, yokuşuna sürülmüş. Başka hiçbir şey öğrenmeye de vakti yok. Niyeti de kalmıyor. Ve işte ondan sonra böyle durumlar ortaya çıkar. Yani Türkiye'nin hocam, hali böyle olur. Hocam bir affedersiniz Turan Bey. Samsun'da da bir şey olmuş hocam. Doktor. Amasya'dan söylediler şimdi. Şimdi bizdeki yabancı dilden eğitim yapmayan üniversitelerde birçoğunda YÖK doktora yapılmasını yasaklıyor. Evet. Engelliyor. Evet. Okudum onu. Evet. Bu ne demektir? Yani ancak işte böyle yabancı misyoner tipi üniversite, ki yabancı dili olan adı misyoner okuldur, başka bir şey değildir. Bunlarda ancak doktora yapılır. Türkçe ile eğitim yapanlar da doktora yapılmaza getiriyorlar. Evet. Yani araştırma olmaza getiriyorlar. Evet. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de bu suretle de bu korkunç bir şey. Ve bakın bunu işte biz buraya Samsun arabayla gelirken, sizin televizyona arabayla gelirken mesela Samsun Üniversitesi ile bağlantılı bazı fakülteler falan var başka şehirlerde. Oralardan bizim konuşma yaptığımız yerler bunların hepsi. Oralardan birileri telefon etti. Görmüşler sizin inanın konuşacağınızı. Aman dediler, yeni bir haber, havadis daha var. Samsun Üniversitesi'nde doktora yapılmayacak artık. Nerede? Halbuki, nerede yapılacak? Efendim, halbuki mesela ben Samsun Anlayalım hocam. İngilizce eğitimle yapılan yerde doktora yapılacak. Oraya getiriyorlar lafı yavaş Türkçe yavaş. Türkçe eğitimle doktora olmaz şimdi diyor. Şimdi yavaş yavaş oraya getiriyorlar. Dolayısıyla bu çok bunların zaten planı buydu. Ben biliyorum. Bunların planı Türkiye'de Türkçe ile eğitim yapan bir tek okul bırakmamaktır. Evet. Türk dilini yok etmek için. Bence zaten hızla oraya doğru gidiyor. Hayır. Şimdi ve şimdi aslında bunun bir parçası olarak, yani Türkçe eğitim hala yapmakta direnen falan veya öyle hala olan bir okul varsa bunlar okuldan sayılmaz. Bunlar da araştırma yapılmaz. Bunlar da doktora yapılmaz. Ama hocam ama burada bir yanlışlık Tarzanca çıkıyor. Bu söylediğinizden bir yanlışlık çıkar. Olabilir. Ve affedersiniz. Kul. Hiç kuşkusuz. Şunu söyleyeyim. Turan Bey bir saniye. Evet. Şöyle bir nokta yok mu hocam? Şimdi sanki Türkiye'de bazı üniversiteler bilinçli bir şekilde kendi tercihleriymiş gibi Türkçe konusunda hassasiyet gösteriyorlar ve Türkçe eğitim veriyorlar. Bazıları da yabancı dille eğitim veriyor. Böyle değil hocam. Değil doğru. Çünkü Türkiye'de dille eğitim veren birinci sınıf okullar var. Evet. Yabancı dille eğitim vermeye aday ikinci sınıf kötü üniversiteler var. Türkçe eğitim veren B sınıf üniversiteler var. Doğru. Yani o verdiğiniz işte Samsun Üniversitesi, Amasya bilmem ne falan, bunlar öyle bilinçli bir Türkçe duyarlılığı göstermiyorlar. Şimdi zaten dikkat edin. Şimdi hala Türkçe eğitim yapan üniversiteler, yani eskilerden de var İstanbul'da falan. Var evet. Bunlar da tercih edilmeyen bir taraftan üniversiteler. Hayır, bir taraftan rektörü mesela bana diyor ki, yok işte biz burada oldukça Türkçe olacak diyor. Bana diyor, özel olarak diyor. Sonra bakıyorsun hazırlık sınıfı açıyor. Ne dedik? Hazırlık sınıfı, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezillik yoktur. Yani Türk çocuğunun kendi vatanında yabancı olması manasına gelir. Bir de büyük bir israftır falan diyoruz. Ha, bir taraftan öyle diyor. Bir taraftan hazırlık sınıfı açıyor. Bir taraftan da İngiliz şirketiyle anlaşıp bilmem ne yapıyor İngilizlerle. Hem de ticari olarak. Yani evet. O bakımdan aslında buradaki gaye hızla bütün okulları anaokulundan üniversite sonuna kadar yabancı dil İngilizce yapmaktır. Ve bunun arkasından da zaten çok kısa sürede resmi dili İngilizce yapmaktır. Bunu da unutmayın. Yakında Türkiye'de mi? Türkiye'de resmi dili İngilizce yapacaklar bu küresel kraliyetçiler. Hocam yaparlarsa kimse başarılı olamaz. Çünkü bunca İngilizce propagandasına, bunca İngilizce faaliyetine rağmen İngilizce bilen çok az insan var. Yani resmi dil İngilizce yaparlarsa mühim olan, zaten yani topraklarını elinden almışlar, sanayinin her şeyini almışlar, gık çıkmamış, imzalar basılmış. Şimdi sen yabancının toprağında şanslıysan ırgatlık yapacaksın hocam, yabancı şirkete. Aslında şu nokta. Bunu yapmak için de senin ne kadar İngilizceye ihtiyacın var. Şu nokta. Yani verilen emri anlayacak kadar şurayı kaz, burayı topla filan. Bunlar kadar İngilizce bileceksin. Tarzanca bile çok. Onun için bunu yapıyorlar. Emre uyduğu müddetçe problem. Peki hocam, şimdi mesela aslında yok. Şöyle bir ilginç nokta var. Ben bu konuda özellikle şu vurgulamanıza şiddetle katılıyorum. Yani bizim Türkiye'de bir
kompleks var. Aşağılık duygusu var. Kesinlikle. Bakın ben size bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 yıl önce Türk-Amerikan İş Konseyi'nin toplantısına katıldık Washington'da. Toplantıya katılanların hepsi Türk. Hepsi Türk. Türkler Türklere İngilizce konuşuyorlar. Yani bu bir herhalde aşağılık kompleksiyle izah edilebilecek bir şey. Yani başka neyle izah edilebilir? Çok doğru. Evet. Bir Türk-Amerikan bilmem ne falan diye bir dernek bir keresinde bizi de çağırdılar nasıl olduysa. Gittik. Dediğiniz gibi Washington'da hepsi Türk. İngilizce konuşuluyor. Türkiye'den gelenler de var. Mesela ODTÜ'nün rektörü gelmişti. Eski rektörü. Ondan sonra mesela Murat Karayalçın gelmişti. Falan birkaç rektör daha gelmişti falan. Hatta galiba YÖK Başkanı da gelmişti falan. Neyse. Şimdi bunlar da dahil. Hepsi Türk ha. İki tane CIA'nin adamı var. Türkçe uzmanı. Bunlar zaten öbürlerinden fazla Türkçe biliyor. Osmanlıca falan da biliyor. İngilizce mi konuşuyor? Ha herkes İngilizce konuşuyor. Tarzanca böyle Hintliler konuşur. I studied English in Oxford. I speak with an Oxford accent diye. Böyle dilinin altında tüy varmış gibi. Onların yani özelliği böyle konuşur. Bir de kendini İngiliz zanneden Hintliler vardır. Ama çok bilinçlileri vardır. İngilizlerden nefret eder. Bu işten kurtulmaya çalışıyor. Şimdi biz orada bir baktık. Bizim konuşma, herkes tebliğ konuşma yapıyor. Bizim konuşmayı en sona koymuşlar. Genellikle en başa koyarlar. Ne bileyim. Yani en sona koymuşlar. Allah Allah dedik nasıl oluyor falan. Sorduk düzenleyene. Düzenleyen de işte yani o gizli cemiyetle yakın ilişkisi olan biri. Hani Türkiye'deki. Efendim yani bunu da hani... Neyse isim vermiyorsunuz isim zaten. Vermiyoruz. Hiç gerek zaten yok. Bunlara gerek. Üstüne evet, alınıp bir ne şey dedi? Derse ispat da ederiz yani kolay. Neyse. Şimdi ben ona dedim ki ya bizi niye sonra koydun ya? O dedi ki işte efendim yani şimdi hani biliyorsunuz bu toplantılarda ilk başta falan herkes gelir. Sonuna doğru kimse kalmaz falan. Şimdi seni soya koyarsa sonunda da herkes olur dedi. Tabii yutmadık ama makul de gelmedi değil. Tamam. Neyse şimdi sonunda biz konuşma yaptık Türkçe. Ama matematiğinden bilmem nesinden de bahsederken her şeyi Türkçe. Bizim konuşurken elhamdülillah bizim dilimizde böyle gavurca laflar çıkmaz. Yani çünkü gönlü temiz olanın dili de temiz olur arkadaş. Yani ikide bir konsensus, parlamenter bilmem ne falan diyen adam yani değil mi? İçinde bir şey var, bir karışıklık var demektir. Neyse biz güzel bir Türkçe konuşma yaptık. Ondan önce de hepsi İngilizce konuşuyor. Bir tek iki kişi Türkiye'den gelen. İngilizce konuşmuyor. İngilizce konuş. Her neyse ne oldu hayır, sonra? Hayır ona dedim ki tebrik ederim. İngilizce konuşmadınız. Türkçe konuştunuz. Hem de güzel Türkçe konuştunuz diye tebrik. Meğer adam İngilizce bilmiyor. Yoksa o da ölüyormuş keşke İngilizce konuşsam diye. Evet. Neyse. Böyle bir kompleks var yani. Bunlar işte. Böyle hepsi İngilizce falan tarzanca konuştuktan sonra biz de gülüyoruz yani böyle Hintlilerin konuşması gibi falan. Bunlar kendini İngilizce konuşuyor zannediyor. Sonra biz konuştuktan sonra orada birileri Amerika'da hep iyi kalmış falan Türk mühendisler, bilim adamlarından falan. Bunlar da heveslendi falan. Soruların buraları Türkçe soymaya başladılar. Yani ortalık karıştı. Şimdi eğer bizim konuşma başta olsaydı orada herkes Türkçe konuşacaktı. Abi. Bizi mahsus sona koymuş. Ha, bir daha da çağırmadılar. Turan Bey, evet. Yani dışarıdaki Türklerin Türkçelerini, Almanya'da da bunları gördük, Amerika'da da gördük. Dışarıdaki Türklerin Türkçelerini unutmaları için de hatta Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bir takım böyle oyunlar yapılmaktadır. Onu da Dışişleri Bakanlığı istediğini getirin. Karşısında ispat ederim isim isim. Onun için yani bunu yapmıyoruz demeyin. Bunu Türkiye'deki bu içerideki hainler bu işleri yapıyorlar arkadaşlar. Ve bunlar tek dünya devleti gibi bir aslında uyduruk bir kavrama küresel kraliyetçilerin hakimiyetine tek dünya devleti deyip din gibi inanmış gizli cemiyet, ayrı gizli dinleri olan adeta bir takım kilit noktalara konmuş ve bu işleri yapıyorlar. Bizim milletimiz her ferdine kadar bu yapılan alçaklıkların nasıl bu şekilde yapıldığını anlamadan ve bu hainleri tek tek bilip bunlar ifşa edilip sokağa çıkamaz bir şekilde rezil edilmeden Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Hangi parti gelirse gelsin. Turan Bey. Efendim buyurun. Evet ne diyeceksiniz? Tamamlayın lütfen. Evet, şimdi hocam çok güzel noktalara temas etti. Sadece bir iki cümleyle lütfen. Üç katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi bu yardımcı doçentlerin İngilizce bilmeden efendim doçent olamaması, yani ön şart olarak İngilizce bilmesi konusunda o kadar çok bekleyen arkadaşlarımız var ki, yani bunlar
birçok profesörü cebinden çıkaracak niteliklere sahip. Yani bu kadar yüksek özelliklere sahip olan arkadaşlarımız şu anda yardımcı doçentlik durumunda bekliyorlar. Yani o kariyerde bekliyorlar. Çok evet. Şimdi diğer taraftan şu anda elimde Devlet İstatistik Enstitüsü'nün eğitim ve kültür istatistikleri var. Burada yurt dışına gönderilen öğrencilerin toplam sayısını vermiş. Bunlardan fen bilimleri, sosyal bilimler olmak üzere 29 bin veya yaklaşık 30 bin öğrenci var. Şimdi bunların yurt dışına gidip orada yüksek lisans yapmaları, doktora yapmaları tabii normal sayılabilir. Ama bunların bir yıllık, iki yıllık bir süresi dil öğrenmekle geçiyor. Ve bu Türk devletine çok büyük meblağlar getiriyor. Evet, bu da yani ayrı bir sorun. Gönderilen öğrencilerin en azından doktorasını burada yapmış olarak gönderilmesi çok daha bilinçli olacağı için önemsiyorum ben mesela. Hocam da zannediyorum bu fikirdedir. Şimdi diğer taraftan Turan Bey, isterseniz yeterli bulalım bu görüşlerinizi. Çok vaktimiz daraldı. Bir konu daha arz edeyim. Lütfen efendim. Biraz daha hızlı. Türkiye'de bilim yok denildi. Yani bilimsel çalışma yapacak ortam yok. Evet, yani zaten onu kastediyor. Onu kastediyoruz. Kendi gayretiyle uğraşanlar var. Şimdi Oktay Sinanoğlu hocam çıkıp da bu konularla mı uğraşacaktı? Belki çok iyi öğrenciler yetiştirecekti kendi dalında, dünya çapında. Ha, bize Türkiye'de bilim adamları yasaktır. Yetiştirecekti. Onun için kendisi şu anda tabii uğraştığı konu da önemli. Hayati bir konu, Türk milleti için hayati bir konudur. Onu da destekliyorum. Evet, yani Türkiye'de bilimsel bir ortam yok. Ortam yok. Yoksa, hatta bazı rektörler siz bilimi bırakın, malum bazı işlerde görevlerinizi yapın diye talimatlar veriyor öğretim üyelerine. Evet, evet. Bu böyledir. Çok teşekkürler Turan Bey, sağ olun. İyi akşamlar. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Siz ki kendi alanınızda, kimya alanında, astrofizik alanında, fizik alanında büyük başarılara imza atmış bir bilim adamısınız. Evet, eskiden değil, hala devam ediyor. Tamam. Niçin? Bu çalışmalarınızı mı sürdürüyorsunuz şu anda? Sürdürüyoruz. Sürdürüyor musunuz? Evet, bakın bu kitapta ilk defa Türkiye'de birinin görebileceği ilk defa. Çünkü hiç kimseye vermedik şimdiye kadar. Benim dünyada yaptığım bilimsel yayınların hepsinin listesi var. Ve bu liste... Türk Einstein'ı kitabında. Evet, bilimsel yayınlarımın listesi var. Bakın sayfa sayfa. Yeni yayınlarınız evet, var mı? Evet, ve bu da 50'lerden 60'lardan başlıyor. Kaça kadar? 2001'e kadar geliyor. 2001'e evet, geliyor mu? 2001'e hocam, kadar peki, geliyor. Yepyeni şeyler var. Siz bu yepyeni şeyler enerji... var.